Melih Yurduseven ile Yerel Gündem. Her konunun konuşulduğu, dünün ve bugünün tartışıldığı, gerçeklerin araştırıldığı, gündemin nabzının tutulduğu, gündemdeki konu ve konuklarıyla geleceğe yön veren program, görünmeyeni görmenize yardımcı olmayı vaat ediyor. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yerel Gündem programına başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yerel Gündem programında biliyorsunuz çok değerli konuklarla sizleri buluşturuyoruz. Bu akşam da Edirne'mizin çok değerli belediye başkanı Sayın Recep Gürkan Yerel Gündem'de sizlerle buluşuyor. Bu programda 2014 yılının bir değerlendirmesini yapacak kendileri. Tabii ki 2014 yılının 9 aylık süreci içerisinde belediyede yapmış olduğu hizmetler, yapmayı planladıkları, yapmayı planladığı halde yapamadıkları, bütün bunlarla ilgili olarak sizlere bilgiler verecekler. Bu bilgileri verirken geçen programlarda olduğu gibi sizlerden sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz konuları da soru olarak almak istiyoruz. 212 77 84 nolu telefonumuza, başkanımıza sormak istediğiniz, öğrenmeyi arzuladığınız, merak ettiğiniz herhangi bir konuyu, çalışmalarıyla ilgili ne sormak istiyorsanız, başkanımız zaten program öncesinde konu başlıkları olarak neleri alalım başkanım dediğimde hayır dedi. Hiç öyle bir standarda gerek yok. İçinizden ne geliyorsa onu sorun, vatandaşların bana ne istiyorlarsa onu sorsunlar dedi. Açık, başkanımız da burada. Değerli başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diyorum, iyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Başkanım bir yıl daha bitirdik. Evet. Bir yaş daha ihtiyarladık. Bir yaş daha ihtiyarladık. İhtiyarladık. 2014 yılının tabii 9 aylık sürecinde belediye başkanı evet, olarak tabii. Görev yapıyorsunuz 30 Mart'tan sonra ve zannediyorum 7 Nisan'da başladık evet. Ve o günden bugüne tabii onları konuşacağız da tabii. 2014 yılı Recep Gürkan için nasıl geçti? Bir kere belediye başkanı oluşunuz bunun içerisinde var da şöyle bir tabii, çizecek olursanız çok, şablon neler söylüyorsunuz? Çok radikal bir değişiklik oldu benim için her şeyden önce. Öncelikle hiç düşünmediğim hesaplamadığım ya da işte akılda hayalde olmayan istemediğim demeyeceğim artık yani istemediğim kelimesi bazen farklı anlaşılabiliyor ama hakikaten istemediğim bir görevdi benim. Sayın Genel Başkanımızın ısrarı parti meclisinin kararıyla bu görevden kaçamadık. Kabul ettik. Sağ olsun Edirne halkı da teveccühte bulundu her zaman olduğu gibi. Tabii ki ben bu teveccühün belki şahsımın da etkisi vardır ama partimin etkisiyle olduğunun da bilincindeyim. Bunu da hep söyledim. Bundan da hiç gocunmuyorum. Kimileri gibi hamasi nutuklar atmayı da çok doğru bulmuyorum. Çünkü Edirne halkının hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına gerek genel seçimlerde olsun, gerekse yerel seçimlerde olsun her zaman gösterdiği teveccüh ortadadır. Ben 2011 milletvekili genel seçimlerinde birinci sıra adayı olduğumda ön seçimle Edirne halkı bizim 2007'deki oy oranımıza göre %36'dan %52'ye çıkarmıştı. Ve Türkiye genelinde rekor bir oyla seçilmiştik. 2014'te de yine 36 bin oyla yani %37 oyla seçildik. 2009 yerel seçimleriyle kıyasladığımızda oylarımızda yaklaşık 21 puanlık bir düşüş var. Oy miktarı olarak da 10 bine yakın bir düşüş var. Ama bu çok farklı bir seçimdi, çok zor bir seçimdi. Daha önce bizim partimizden 4 dönem bu görevi yapan arkadaşımız, 5 dönem aday, 4 dönemde belediye başkanlığı yapan arkadaşımız başka bir partiye gitmişti. O 9500 oy aldı gittiği partide. Biz 36 bin oy aldık. Bu ikisine üst üste koyarsanız zaten 2009'u yakalıyorsunuz. Tabii bunlar konjonktürel şeylerdi. Şu anda oy oranımız %60'ların üzerinde. Bunun sürekli anketlerini yaptırıyoruz biz ama ben şunun bilincindeyim. Yani 2014 seçimlerinde ya da 2011 seçimlerinde Ahmet değil Mehmet olsaydı yine Cumhuriyet Halk Partisi kazanacaktı Edirne'yi. Nitekim kendilerinin bugüne kadar seçimi kazandığını zanneden arkadaşların da kerametin kendilerinden menkul olmadığı bu seçimlerde, son seçimlerde somut bir şekilde ortaya çıktı. Akabinde belediyeyi devraldık demeyeceğim, devir teslim işlemi yapmadık biz biliyorsunuz. Göreve başladık 7 Nisan'da meclis üyelerimizle beraber. Ondan sonra tabii
mevcut durumu tespit etmek, alacağı nedir, borcu nedir, efendime söyleyeyim idari yapılanması nasıldır, yönetimsel sıkıntılar nelerdir, sorunlu alanların tespiti, zayıf yönleri belediyenin, güçlü yönleri, iyileştirmeye açık alanlar, bunların hepsinin tespitlerini yaptık. Bu arada Edirne'nin çok çok uzun sürelerdir ihmal edilmiş olan altyapı sorunları var biliyorsunuz. İşte mesela bir atık su arıtma tesisi yok Edirne'nin. Yani 150 bin Edirne'nin ki gerçek nüfusumuz da o değil, açıklayacağım onda 180 bindir. Hepimizin atık suları Meriç Nehri'ne hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan atılıyor. Kavlü beladan beri. Buna hiç kimse eğilmemiş bugüne kadar. Yağmur suyu toplamada sorunlarımız var. Efendime söyleyeyim kanalizasyonda sorunlarımız var. İçme suyunda ciddi sorunlarımız var. 60 yıllık bir vahşi depolama çöplüğümüz vardı. Bununla ilgili sıkıntılarımız var. Bunların hepsini projelendirdik. Belki dışarıdan bakıldığında efendim yaklaşık 9 ay oldu. İşte bu 9 ayda ne yaptınız denilebilir. Yaptığımız çok şeyler var ama projelendirme süreci bu tür hadiselerde uzun sürüyor. İster istemez uzun sürüyor. Peki şurada bir girebilir miyim? Buyurun. Buyurun. Şimdi karşılaştığınız tablo bu sürecin böyle uzaması veya hiçbir şey yapılmamış gibi görünmesine neden oldu mu? Yani o tabloyu düzeltebilmek için zaman kaybımız tabii oldu ki, mu? Tabii ki sevgili hocam. Yani şöyle bir tablo koyayım ben önünüze. Görevi devraldığımızda 110 trilyon borçla devraldık. Eski rakamlarla konuşuyorum. Evet. 110 trilyon ya da yeni rakamlarla 110 milyon TL borçla devraldık. Bu biliyorsunuz kamuoyunda torba yasa olarak bilinen yapılandırma yasası çıktı bundan 3 ay önce. O yasa çıktığında biz de belediye olarak hem borçlarımızı görelim hem kredi falan almamız gerekiyor. Onlarla ilgili kanunun bizden istediği evraklar var. Yani resmi kurumlara olan borçlarımızla ilgili. O yazışmaları yaptığımızda hiç kimsenin bilmediği 30 trilyon daha borç çıktı. Yani 110'un haricinde. Tabii 110'un haricinde 30 trilyon, 140 trilyon borç. Yani şimdi birazdan açıklayacağım bütçe rakamlarını. Evet. Bizim 2014 yılı bütçemiz 147 milyon ama gerçekleşen 115 milyon TL civarında. Şimdi 115 milyon TL yıllık gelir bütçesi olan bir kurumu 140 trilyon borçla alırsanız bir taraftan borçları ödemeye çalışırsınız, bir taraftan işçilerin 5 aydır alamadıkları maaşları ödemeye çalışırsınız, bir taraftan projeler yaparsınız, bir taraftan o çarkı döndürmeye çalışırsınız, belediyenin kaybolan itibarını kazandırmaya çalışırsınız, hacizleri ortadan kaldırmaya çalışırsınız. Yani doğruyu söylemek gerekirse çok zor bir süreçti ama ben de arkadaşlarımla çok yoğun çalıştık. Oturdu mu? Oturdu. Şunu çok rahat söyleyebilirim. İlk 3 ay gece 1'e kadar biz belediyeden çıkmadık. 12'ye kadar benim ziyaretçilerim vardı. Hali hazırda da akşam işte 9.30-10'dan önce belediyeden hala çıkmıyoruz. Belki de Edirne Belediyesi'nin tarihinde ilk defa geceleri başkanın makam odasının ışıkları yanıyor. Vatandaşlarımız geçerken görüyor zaten bunu. Evet. Şimdi tabii karşılaştığınız bu tablonun sonrasında hizmet üretmek konusunda da bir zaman kaybı mutlaka etkiliyor. Bahsettiğiniz olaylar azımsanmayacak, küçümsenmeyecek projeler var. Çok önemli projeler var. Artı bunlar zaten elzem olan şeyler. Mutlak surette yapılması icap eden. Bir arıtma tesisi Edirne gibi bir Serhat şehrinde. Olmaması mümkün mü yani? Bir Avrupa şehrinde bir arıtma tesisinin olmaması. Utançtır bu Edirne için. Altyapının böyle perişan olması. Tabii. Bunlar hepsi arzulanan şeyler. Kesinlikle. Olması gereken şeylerdi. Bunlar tabii fakat siz ilk başladığınız anda bir kıymet teyze farkıyla gündeme oturdunuz. Ulusal basına çıktınız. Doğru. Ve onunla ilgili de İdare Mahkemesi'nin bir kararı var. Sevindirici bir karar. Siz belediye olarak da halktan yana olduğunuzu, belediye başkanı olmanıza rağmen yönettiğiniz bir belediyenin hakkını aramıyorsunuz, halk adına aramıyorsunuz. Ama yani belediye zaten halkın belediyesi olmazsa belediye olmanın bir kıymeti kalmaz. Ben Kıymet Teyze Parkı ile ilgili İdare Mahkemesi'nin belediyenin aleyhindeki kararı çıktığında gazeteci arkadaşlar sordular bana, başkanım işte belediye davayı kaybetti diye, ki bizim aleyhimize açılmış bir davaydı. Benden önceki yönetimin almış olduğu bir imar planı değişikliğini, tadilatını oradaki vatandaşlarımız benim de bilgim dahilinde İdare Mahkemesi'ne götürmüşlerdi iptali için. Ve İdare Mahkemesi bu belediyenin imar planı tadilatı uygulamasını iptal etti. Bugün gazeteciler sordu bana, başkanım ne diyeceksiniz diye.
Ben dedim ki belediye kaybetti, halk kazandı. Temiz hakkınız oldu halde. Tabii temiz hakkımız var. Ben geçtiğimiz perşembe günü de kaybettiğimiz davayla ilgili ilk defa göreve başladığımdan bu yana bir davayla ilgili temiz hakkımızı kullanmayacağımıza dair yazıyı imzaladım ve mahkemeye gönderdim. Yani çünkü orada belki yasal ama vicdanlara uymayan bir uygulama vardı. Yasaldı ama meşru değildi. Dolayısıyla şimdi biz o davayı kaybettik. Benim temize gitmememle de o karar kesinleşmiş oldu. Kamulaştırma mı şimdi? Şimdi kamulaştırma yapacağız orada. Ben mülk sahipleriyle de çağırdım, konuştum. Çünkü onlar da bizim vatandaşımız. Onlarla da konuştum. Onların da herhangi bir itirazı yok. Orasını kamulaştırıyoruz. Yeşil alan haline çevireceğiz. Ondan sonra yeşil alan haline çevirdikten sonra da orayı park olarak düzenleyeceğiz. Çocuk oyun gruplarını koyacağız. Ve ismini Kıymet Teyze Parkı koyacağız. Kıymet Teyzem'le beraber de o parkın açılışını yapacağız. Evet. Şimdi biraz önce de söylediniz. Bugün yaptığınız basın açıklamasında da zaten bunları anlattınız, söylediniz. 60 yıllık bir katı atık. Evet, maalesef. Bu maalesef. Hakikaten Edirne için çok... icap duyulması icap eden bir durum. Kesinlikle utanılması yani gereken bir durum. Düşündüğünüz zaman hakikaten nasıl olmamış, neden olmamıştı tabii şimdi tartışmıyoruz yani. Ama yapılabilir miydi, yapılır mıydı, yapılmadı mı bunların iç tartışmasını yapmayalım. Yani. Ama şimdi sizin almış olduğunuz Edikap'ta yaptığınız bir revizyon bana göre burada yöneticilik çok önemli. Yani Edikap'ı bir yöne sevk edebilmek onun toplum yararına hizmet üretmesi konusunda yol gösterici olmak çok önemli. Buradaki başarınız da yatsınmaz bir gerçektir. Şimdi tabii bunu yaparken de geçmişten kalma elinize bir proje vardı. Evet. Ama bu projeyi siz baktınız borçlu bir belediyenin ileri dönük bazı yatırımları da ihtiva eden ama şu an için çok gereksiz olan bazı şeyleri diskalifiye etmek suretiyle fiyatı indirgediniz. Yani çok hem de 70-80 trilyonluk bir olayı 10-15 trilyonluk bir olaya indirgediniz. Anlatır mısınız? Şimdi tabii göreve başladığımızda elimizde bir proje vardı. Onaylanmış birlik meclisince, Edirne Katı Atık Birliği meclisince onaylanmış bir proje vardı. 3 kez de ihaleye çıkılmış ama 3'ünde de teklif veren olmamış bir proje vardı. Baktığınızda aslında çok şahane duran bir proje ama... projenin dosyasını incelediğinizde fizibilite raporlarının hiçbirinin bu projeyi desteklemediği vardı. ÇED raporu alınmamıştı. ÇED raporu yoktu. Biz şu anda sevgili hocam çöpün tonunu toplatmak için 20 lira civarında bir para ödüyoruz. Tabii. Yani bir ton çöpü topluyor bize firma. Biz de ona bunun karşılığında yaklaşık 20 lira para ödüyoruz. Dosyayı incelediğimizde, ihale dosyasını incelediğimizde şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Biz eğer bu projeyi uygulasaydık, alıcı çıkmadı ama varsayalım ki çıksaydı, biz bir ton çöp için yaklaşık 100 TL para ödeyecektik, 5 katı. Ben şimdi bu parayı kendi cebimden verecek halim yok, böyle bir param da yok. Dolayısıyla sizlerden toplayacaktım, Edirnelilerden toplayacaktım bu parayı. Yapılan şartnamede firma eğer kâra geçerse net kârından da %7 alacaktık. Geçerse. Şimdi bu firma yatırımını yapacak. 75 milyon TL'lik bir yatırım yapacak. Yani 25 milyon euroluk. Akabinde kâra geçecek. Ondan sonra da bize net kârından %7 verecek. Yani Edirne için efektif bir proje değildi. Birlik meclisinde oturduk, arkadaşlarla değerlendirdik. Olumsuz fizibilite raporlarına baktık. Mesela enerji üretimi vardı orada ama 2011 yılında Hollandalı bir firma bizim 60 yıllık yani artık neredeyse erimiş o çöplüğümüzde yaptıkları fizibilitede enerji bulamamışlar, metan gazı bulamamışlar. Şimdi 60 yıllık bir çöplükte olmayan bir gazı, bir enerjiyi biz 1 yıllık, 2 yıllık çöplükte nasıl üretecektik? Bunu arkadaşlar hangi mantıkla koydular bilemiyorum. Fakat bu projenin Edirne için hiç de anlamlı ve doğru bir proje olmadığını tespit ettikten sonra karar aldık ve bu projeyi iptal ettik. Hemen bir proje ihalesine çıktık. Çok da deneyimli bir firmaya denk geldi şansımıza. Akabinde projemizi çizdirdik. Ekim ayının ikinci yarısında da bu projeyi incelemesini bitirerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kanun gereği teslim ettik bu projemizi.
Şu anda onların incelemesi son safhasında, yakında onaylanacak. Geçen hafta Çevre Şehircilik Bakanı Edirne'deyken onlarla da görüştüm. Bu proje ÇED raporunu aldık. Edirne Belediyesi'nin tarihinde ilk kez ÇED raporunu aldık. Ve bir ayda aldık bu raporu. Ha şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı onayladığı gibi ihale denetim hazırlığımızı da yaptık. Bağımsız bir firmaya denetlettireceğiz bunu. Biz de denetlemeyeceğiz. Bağımsız bir firmaya denetlettireceğiz. Bunun ihalesine çıkıp 2015 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. 2015 sonunda bitireceğiz ve Edirne'nin utancı olan o 60 yıllık çöplüğü kapatacağız. Orasını yeşil alana çevireceğiz. Evet. Tunca Nehri'nin kirlenmesi kurtulacak. Yeni İmaret ve Yıldırım semtlerinde yaşayan vatandaşlarımız dioksin solumaktan, yani kanserojen madde solumaktan kurtulacaklar. Naylonlar Avrupa'ya. Çevre yolundan geçen tırlarla Avrupa'ya çöplük naylonu ihraç etme ayıbından kurtulacağız. Ve Edirne'yi bu utançtan kurtaracağız. Bu arada tabii arıtma tesisiyle ilgili de bakanla görüştünüz ve o ayrı tabii. O ayrı. Şu anda o ayrı. Yapım aşaması. O ayrı. Yani. Onlar da bitme aşamasında. Atık su arıtma tesisimizin projesi bitti gibi. Bir tek mekansal planlama genel müdürlüğünde bir problemimiz vardı. Buradayken Sayın Bakan'la görüştük. Mekansal planlama genel müdürü de buradaydı. Ben onlara projeyi izah ettim. Yanlış anlaşılan bir husus vardı projede. Bizim aldığımız izinlerle ilgili, tarım izinleriyle ilgili. Ben anlatınca tamam dediler. Yakında onun da onayı geliyor. İhalesine çıkacağız. Yağmur suyu toplama projemiz bitti gibi. Yine kanalizasyon projemiz bitti gibi. Bunların da 2015'te ihalelerine çıkacağız. Ve 2015'in ilk yarısında daha önce de söylediğim gibi Edirne'ye kazmayı vuracağız. Edirneliler bana çok kızacak o tarihten itibaren. Çünkü yollar ister istemez delik deşik olacak, işte bozulacak, çamur olacak kışın. Çünkü uzun sürecek ama bunlar. Ama bir cesaret değil mi bir siyasi için? Mutlaka yapılması gereken, erdem olan bir şey yapmak lazım. Çok ama samimi bir şey. Sizin bir sözünüz var. Yani bazı belediye başkanları altyapıya öyle diyorlar, evet. Şimdi bana onu söylediler. Başkanım, işte akıllı belediye başkanları üst yapıya yatırım yapar. Yani yol yapar, çiçek yapar, havuz yapar falan filan. Akılsızlar da altyapıya yatırım yapar dediler. Ama Edirne'nin hali ortada. Ben de dedim ki ben Edirne'nin bu altyapı sorunlarını çözeceğim. Bunları çözmek için de akılsız başkan olmak gerekiyorsa ben akılsız başkan olacağım. Deli başkan olmak gerekiyorsa deli başkan olacağım. Bunlar rahatsız da değilim. Seçim kaygım da yok. Hiç öyle bir kaygım da yok. Aman efendim ben bir daha işte bunları yaparsam vatandaş çok kızacak, vatandaş çile çekecek. Çünkü nereden baksanız 1,5-2 yıl sürecek bu iş. Yani 2015'in ortasında başladığımızda 2017'nin ortalarına kadar sürecek. Yani 2 yıl hiçbir belediye başkanı göze almaz belki de bu vatandaşa bu kadar sıkıntı çektirmeyi ama ben Edirne'nin 30-40 yılını 50 yılını kurtarma derdindeyim. Edirne'yi altyapısı olmayan bir şehir imajından, etiketinden kurtarmak derdindeyim. Bunun için vatandaş bir dahaki seçimlerde aday olurum olmam onu da yemin ederim bilmiyorum. Ama olsam da bana oy vermese de ben bu altyapıyı yaptıktan sonra hiç gam yemem. En azından Edirne'nin ve partimin üzerindeki 25 yıldır Sosyal Demokratlar Edirne'de ne yaptı hiçbir şey yapmadı imajını da kaldıracağım. Bunda kesin kararlıyım. Bana vatandaşım kızsa da ben anlatırım. Onların kızmalarına da ben alınmam. Alınmam samimi söylüyorum. Yani yağmur suyu toplamayı halledeceğim hocam. Kanalizasyonu halledeceğim. Atık su arıtmayı halledeceğim. Çöpü halledeceğim. İçme suyu şebekesini komple ayrı değiştireceğim. Ayrı bir daha var. Onu da anlatayım. İçme suyu şebekesini yani şehir içme suyu şebekesini komple değiştireceğim. Ve ondan sonra patlaklar olmayacak. Vatandaşı bu asbest borulardan, kanserojen madde ihtiva eden borulardan kurtaracağız. 750 kilometre yani 750 bin metre içme suyu şebekesi borusu döşeceğiz Edirne'de. Bu az bir rakam değil. Yani her sokağa, her mahalleye, her evin önüne kadar girecek bu borular. Ha bana diyorlar ki işte efendim niye bu kadar büyük işe giriyorsun? Ya nasıl girmeyeyim? Şimdi o kadar kötü bir içme suyu şebekesi sistemimiz var ki, o kadar kötü ki bir taraftan patlıyor, onu yapıyoruz. Daha suyu verirken öbür taraftan patlıyor. Size çok samimi bir şey söylüyorum. Buradan bütün vatandaşlarım da beni dinlesin.
Hafta sonu oldum ben acaba nerede boru patlayacak diye kemiklerim birbirine geçiyor. Ben ister miyim bir belediye başkanı olarak Edirne'deki bir evde dahi su akmamasını? Ha, bunun bin tane sebebi var. İşte bazı evlerde hidrofor yok, bazı evlerde depo yok ki olması gerekiyor. Şimdi onunla ilgili de bir karar aldık. Evet. 31.12.2015'e kadar bütün evlere hiç kimse kusura bakmasın hem hidroforu zorunlu tuttuk hem de depoyu zorunlu tuttuk. Bunları yaptıracağız ama öyle enteresan şeyler yaşıyorum ki geçen gece yarısı bir vatandaş mesaj atıyor bana. Allah sizi bildiği gibi yapsın diyor. Bir öğretmen kardeşimiz. İşte suları kesikmiş. Ben de adresi verin dedim. Gönderdim ekipleri gece yarısı. Ne çıktı biliyor musunuz? Site yöneticisi hidroforun elektriğini kapatmış. Aynen. Şimdi bu Recep Gürkan'ın suçu mu? Bu belediyenin suçu mu? Veya bunu çok test ediyorum. Bana mesaj atanların adreslerine gönderiyorum ekiplere. Ya hidroforu yok ya deposu yok. Bunu savunmak için söylemiyorum. Sistemimiz eski. Bu sabah dün Acar Park'ın oralarda boru patladı. Arkadaşlar tamir ettiler. İşte akşam gece saat 10-12 gibi vatandaşın evine su ulaşmaya başladı. Sabah kalktım. Arkadaşlarım aradı, çalışma arkadaşlarım. Başkanım Uygar Hizanesi'nin orada boru patladı diye. Gittim baktım. Kaldırımın altından geçen boru patlamış. Yani ne yapabilirsiniz buna? Yoksa kim ister ya? Bırakın belediye başkanı olmayı. Edirne'de yaşayan bir vatandaş olarak işte bir eve su gitmemesini ya da su verilememesini isteyen biri olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Su yaşam hakkı, yaşamsal bir şey. Yani elektrik olmasa idare edebilirsiniz ama su olmadan idare edemezsiniz. Bir de kadınlarımızın evde olduğu zamanlarda işte hafta sonları tam temizlik yapacak, bulaşık yıkacak, çamaşır yıkacak. Bugünlere denk gelirse tabii ki bu bir facia oluyor ve vatandaş ister istemez haklı olarak bize tepki gösteriyor. Ama şu an itibariyle bir palyatif tedbir alıyoruz. Nedir o? Özellikle yeni yerleşim bölgesinde lokal vanalar konması gereken yerlere masraftan kaçılarak bu vanalar konmamış. Bunlar neyi getirecek bize? Bir yerde boru patladığında daha dar bir bölgede su kesintisine gideceğiz. Şimdi havaların düzelmesini bekliyoruz. Bu vanaları takacağız yeni yerleşim bölgesinde. Bir de mevcut vanalar var. Bakımı yapılmadığı için çalışmamış. Harcama yapılmamış oraya. Şimdi onları da yapacağız. Ve yenileyene kadar bu şekilde biraz ağır, biraz aksak, biraz vatandaşımızı mağdur ederek, canını sıkarak bu içme suyu olayını taşıyacağız. Onun ötesinde Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndan Edirne'ye yılda 20,5 milyon metreküp temiz içme suyu temin edecek Devlet Su İşleri'yle bir projemiz vardı. Onun ihaleleri de bitti. Yer teslimleri yapılıyor şu anda. Sözleşmeleri yapılıyor. 60 kilometrelik bir hattan yeni bir su isale yani su temin hattı çekiyoruz. Bu hat içinde ayrıca bir içme suyu arıtma tesisi kuruyoruz. Bunların ikisinin de ihalesi yapıldı. Yapımlarına başlanıyor. 1,5 yıl gibi bir sürede bitecek bu da. Biz de bunun parasını Edirneliler olarak 30 yılda 30 eşit taksitle Devlet Su İşleri'ne ödeyeceğiz. Ben burada Sayın Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu geldiğinde kendisine teşekkür ettim bunun için. Şu anda bir taraftan da o projeyi yürütüyoruz. Şimdi başkanım, yağmur yağdığı zaman taşkınlara geleceğiz. Genel anlamda taşkınları konuşacağız da belediyenin bu konudaki özverileri hakikaten biz basın mensubu olarak başından sonuna olayın içerisindeydik, takip ettik. Belediye en üst düzeyinden, en tepedekinden en altına kadar gerçekten çalıştı arkadaşlar. Gerçekten çalıştılar. Fakat tabii onları konuşacağız da bu Doktor Sadık Ahmet Caddesi evet. Hakikaten büyük problem. Ama siz orada bir çalışma başlattınız. Geçen de basına da o konu aktarıldı. Evet. Görüntüleri de var zannediyorum. Ne yapılıyor orada ve sebebi nedir? Yani hiçbir yerde bir şey yokken veya ilk önce orası aradan anaya bir en göl küçük bir yağmurda bile. Kayıkla gelecek hale geliyor. Melih Hocam şimdi bu yağmur suyu toplama sistemleri, kanalları o bölgenin ya da o şehrin 75 ya da 100 yıllık yağış ortalamasına göre yapılıyormuş. Ben teknik adam değilim. Verilen bilgi bu. 75 veya 100 yıllık yağış ortalamasına baktığımızda da Edirne'de metrekareye 24 kilogram, 25 kilogram gibi bir ortalaması var.
Dolayısıyla bu kanallar yapılırken de geçmişte bu hesaplamalar baz alınarak yapılmış. Yani 50 kilogram olsaydı ortalama 50 kilograma göre yapılacaktı ama 25 kilogram olduğu için 25 kilograma göre yapılmış. Tabii saatte bunun üzerinde bir yağış olduğunda mevcut sistem bu şekilde yapılmadığı için doğal olarak taşımıyor. Bu birincisi. İkincisi, tabii zaman içerisinde bunlar doluyor. Bakımlarının periyodik yapılması lazım. Bu çok sağlıklı yapılmazsa da sıkıntılar yaşanıyor. Mesela bizim Kipa'nın oradaki ana caddede yaklaşık 1 kilometrelik bir ana hattımız var. Binlik bir borumuz var. Bunun %70'inin dolduğunu tespit ettik. Geçmiş yıllarda bakımı yapılmamış. Şimdi elimizdeki KUKA makinesinin basıncı yetmediği için daha yüksek basınçlı bir KUKA makinesini geçici olarak kiralama yoluyla onu açmaya çalışıyoruz. Fakat Sadık Ahmet'in enteresan bir durum var. Edirne'de yaklaşık 27 kilometre yağmur suyu toplama kanalı var ve kanalizasyon sistemimiz var. Sadık Ahmet Caddesi'nde, Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde o sorunlu bölgede yani Kipa'nın tam karşısında Binevler Baca'ya giren yolda o noktada yağmur suyu toplama kanalı ile kanalizasyon kanalını geçmişte birbirine bağlamışlar. Ha. Evet. Yani ben de ilk duyduğumda sizin verdiğiniz tepkiyi verdim. Şimdi böyle olunca bu sistemler birbirine ne yapıyor? Regüle etmiyor. Birbirini şişiriyor. Artı birçok yerde bu var. Yağmur bittikten sonra, yağmur dindikten sonra da şehri kesif bir kanalizasyon kokusu kaplıyor. Tabii o doğal olarak. Bir arada olduğu için. Biz 2 ay önce belediye meclisinde bir karar aldık. Bu kanalları ayıracağız. Yani birbirinden koparacağız bağlantılarını. Bir ikincisi, vatandaşlarımız evlerin, sitelerin yağmur suyu iniş borularının giderlerini kanalizasyon sistemlerine bağlatmış belediye bazı sitelerin. Görmezden gelmiş, izin vermiş. Bunu da kaldırıyoruz şimdi. Bunu da kaldırıyoruz. Çünkü sitelerin bahçeleri var. O yağmur suyu toplamaların bahçeye akması lazım. Doğru. Bunları da kaldırıyoruz. Bununla ilgili de bir karar aldık. Ve bu bölge hem yağmur suyu toplama ile kanalizasyonun birbirine bağlanıyor olması, hem nehir kotunun altında kalan bir bölge olması. Çünkü nehir böyle, burası böyle. O Kipa'daki terfi merkezi veya işte bir üstteki kanal bunun kotu yüksek olduğu için oraya basamıyor. Nehirden Kipa'nın oraya basan su oradan da Sadık Ahmet'e basıyor ve böylece çok çabuk. Yani normalde başka yerlerde işte metrekareye 50 kilogram yağış yağdığında oluşan göllenme burada 24 kilogramın altında yağışlarda dahi meydana gelebiliyor. Evet, biz yaklaşık 20 kilometre civarında şimdi yeni bir yağmur suyu toplama kanalı yapıyoruz. Mevcut hatları rehabilite ediyoruz. Birbirinden ayırıyoruz ama Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nin bu yapılanmayı yani 1-1,5-2 yıl sürecek bu yapılanmayı beklemeye tahammülü yoktu. Evet. Arkadaşlarıma talimat verdim. Burası için özel bir çözüm geliştirin dedim. Onlar da şu anda yapmakta olduğumuz yağmur suyu terfi merkezini çözüm olarak geliştirdiler. Ne yapıyoruz? Orada yaklaşık 120 metreküplük bir rezervuar yapıyoruz. Buna box da deniliyor. Bir beton rezervuar. Yani bir beton havuz yapıyoruz. Oraya yağmur sularını en kot olarak en düşük bölgeye yapıyoruz. Yağmur suları o beton rezervuara toplanacak. Biz oradan saatte aşağı yukarı 600 metreküp su basan pompalar koyuyoruz o beton havuzun içine. Yaklaşık 300 metre mesafede Binevler'in oradaki, o bacanın oradaki başka bir terfi istasyonumuz var. Pompalarla ve 300 metre boruyla oraya basacağız. O 120 metreküplük rezervuarı bir saat içerisinde 6 kere boşaltabilecek kapasitede pompa koyuyoruz. Evet. Ve inşallah bunu bitirdiğimizde, havalar da müsaade ederse 1,5-2 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Havalar da müsaade ederse bitirdiğimizde bundan sonra artık Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde inşallah o su baskınını görmeyeceğiz, o göllenmeyi görmeyeceğiz. Biz de vatandaşlarımıza karşı mahcup olmaktan kurtulacağız. Artı bundan da önemlisi, oradaki vatandaşlarımız her selde su tehditinden, su baskınından aman ne olacak, gene mi su basacak evimizi kaygısından uzak bir yaşama kavuşacaklar. İkide bir eşyalarını yenilemek zorunda kalmayacaklar. Ki biz orada sel baskında mağdur olan vatandaşlarımızı belediye olarak karınca kararınca destek de oluyoruz.
Ama o utancı da kaldırmak istiyorum Edirne'nin üzerinden. İnşallah bu rezervuar bittiğinde o sorunumuz kalmayacak artık o caddede. Başkanım yeni yeni ısınıyoruz ama ben yönetmenden bir işaret aldım. Kısa bir ara diyorlar verilmesi lazım. Evet, çok çabuk onu oldu. Onu verelim ama değerli seyircilerimize de hatırlatmak istiyorum. Başkanımıza sormak istediğiniz sorunuz var ise, öğrenmeyi arzu ettiğiniz bir konunuz var ise 212-77-84 nolu telefona lütfen sorunuzu yazdırın. Hiç kısa bir reklam arası. Hiç çekinmeden bütün soruları. Tamam başkanım. Kısa bir ara. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Edirne Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan bu akşam sizlerle birlikte çalışmalarıyla ilgili bilgiler veriyorlar. 2014 yılının 9 aylık sürecinde neler yapıldı, hangi çalışmaların içerisindeydi onları açıklıyor. Sayın Başkanım, taşkınları biraz önce söyledik ama evet, açalım isterseniz. Taşkınlarda Edirne Belediyesi olarak gerçekten de yani bunu gözlemlerime dayanarak konuşuyorum ki hakikaten belediye cansiperane çalışma örneği sergiledi. Ama sizin de bir sözünüz var ki bu artık Edirne'nin kaderi olmamalı. Değil hocam ya, hakikaten olmamalı. Yani. Olmamalı hakikaten ama olmamalı. Tabii ki olmaması için de bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Kuşkusuz. Şimdi sizin mutlak surette gündeme getirdiğiniz tek konu nehir yataklarının bir defa temizlenmesi. Şimdi bakanlar geldi, başbakan geldi. Umuyorum ve tahmin ediyorum ki bu konu mutlak surette iletildi. Tabii. Zaten üst tarafından da bu konu mutlaka aktarıldı. Edirne halkının temsilcisi olarak bu konu en ivedilikli evet, ve mutlaka anlatılması gereken bir konu olması hasabıyla siz tarafından da anlatılmıştır. Umutlu musunuz? Gelişten neler gördük, neler bulabileceğiz? Ya, bir kere bütün siyasi kaygılardan uzak olarak şunu açıklıkla söylemek isterim ki bu toplantı Edirne için yararlı bir toplantı olmuştur. En azından ben önümüzdeki süreçte hükümetin, merkezi hükümetin ilgisinin daha fazla olacağı kanaatindeyim. Sayın Başbakan burada yaptığı konuşmada çeşitli müjdeler verdi, çeşitli sözler verdi Edirne'ye. Ben bunların tutulacağı inancındayım, bu inancımı muhafaza ediyorum. Ha, tutulmazsa da zaten halk da bunu takip ediyor, sadece biz değil, halk da takip evet, ediyor. Evet. Evet. İşte Edirne'ye yeni bir havaalanı, hızlı tren, bir kültür merkezi, bir gençlik merkezi. Yine onun dışında başka sözleri var başbakanın, işte Kırklar Stadyumu'nu ilgili yapacağız gibi çok çeşitli sözler verildi. Şimdi ben bunların tutulmaması için bir sebep görmüyorum. Mutlaka tutulacaktır ancak Edirne'de somut şeyler görmek istiyor. Somut adımlar görmek istiyor. Bakın Karaağaç Köprüsü bitmek üzere, yeni Viyadük Köprü bitmek üzere. Bu başarılı bir çalışma, yani bunu söylemek durumundayız. Somut bir şey görebiliyoruz. Somut bir şey görebiliyoruz. Ha, Sayın Bakan'ın, Sayın Mehmet Mevzinoğlu'nun bunda çok katkıları var. Bunu ben yakinen biliyorum. Milletvekili döneminden de biliyorum. Ben isterim ki Edirne kazansın. Yani Edirne'ye o parti yapmış, bu parti yapmış, Doğru. kişi yapmış, bu kişi yapmış. Önemli olan Edirne'nin ne kazandı? Tabii ki kişiler için kimin yaptığı da önemli olabilir. Buna da saygım var. Ama onun ötesinde Edirne'ye kalıcı ne gibi eserler bırakıldı? Bunu Recep Gürkan yaptı, Mehmet Müezzinoğlu yaptı. Bu tali derecede konular bunlar, ikinci derecede konular bunlar bence. Ben böyle bakıyorum. Yaptıkları için de bugün basın toplantısında da söyledim. Sayın Mehmet Müezzinoğlu'na da teşekkür ediyorum bir kez daha. Evet. Biz bunu istiyoruz. Ben 9 aydır bir kez dahi parti rozetimi takmadım. Ki çok severim. Canım kadar severim partimin rozetini. Ama 9 aydır takmadım. Bir mesaj vermeye çalışıyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Edirne her türlü siyasi anlayışın ve siyasi angajmanların üzerinde bir kent. Biz bu mübarek kente, bu kutsal kente, bu cumhuriyetin kalesi kente, bu Atatürk'ün çok sevdiği kente bu görevleri üstlenmiş insanlar olarak hizmet etmeyeceksek, siyasi anlayışlarımızdan ötürü kavga edeceksek, bu şehri kavgaların, çatışmaların, nefretin kenti yapacaksak o zaman buralarda niye oturuyoruz? Niye geldik bu görevlere? Niye geldik biz bu görevlere? O yüzden ben bundan umutluyum. Taşkınlarla ilgili
Ben sayın bakanların bir kısmını karşıladım, bir kısmına yetişemedik. Hepsini de karşıladım. Çünkü ben Edirne halkının temsilcisiyim, Edirne'nin belediye başkanıyım. Dolayısıyla Edirne'ye gelen her konuğu karşılamak benim görevim. Bu barışçı tavrınızın Edirne'ye çok şey kazandıracağınıza inandığınız için mi? İnanıyorum buna. Hem inandığım için yani yapıyorum. Ben sadece bakanlar veya siyasi kişileri ilginiz veya alakanızla değil. Sivil toplum kuruluşları içerisinde tesis ettiğiniz o birlik, tesanüt, dayanışma, kaynaşma, kardeşlik ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri o kadar had safhaya ulaştı ki, yüz yüzeye ulaştı ki hakikaten bir barış ortamı doğdu. Hocam ben Edirne'nin şehri eminiyim. Halk bana bu görevi verdi. Ben halktan aldım bu görevi. Bana bu görev miras kalmadı. Bana bu görevi bir kişi de vermedi. Ben bu görevi halktan aldım, Edirne halkından aldım. Dolayısıyla ben bana oy vermiş ya da vermemiş bütün Edirnelilerin temsilcisiyim. Bana oy vermiş, az oy vermiş, çok oy vermiş bütün mahalleler benim için eşit derecede. Ben hepsine hizmet etmek durumundayım. Benim için o mahalledeki vatandaş, bu mahalledeki vatandaş yok. Bin evlerdeki vatandaş da aynı, menzil evdeki vatandaş da aynı. Benim için böyle olmak zorundayım ben. Ben bunu böyle olmazsam kendi insani değerlerime de ihanet etmiş olurum. Ben başka türlü yapamam. Bana seçimlerde hep şu soruyu sordular. Siz basın mensuplarının da en çok sorduğu sorulardan buydu. En büyük projeniz ne? Hep şunu söyledim. Arşivlerde var. Çıkarın kayıtları. Edirne için en büyük projem Edirne'yi bir barış ve huzur kenti yapmak. 9 ayda bunu başardığımı zannediyorum. Bugün Edirne'de kavgalı kurum yok. Bugün Edirne'de belediye başkanı olarak ben sayın valim Ankara'ya gitmemiz gerekiyor dediğimde hay hay diyor sayın valimiz. Ticaret Odası Başkanı'na, Borsa Başkanı'na, Edirne Esnaf Odaları Birlik Başkanı'na, Etsiyat Başkanı'na kime dersem diyeyim. Hiç bugüne kadar hayır cevabı almadım ben. Hadi arkadaşlar Ankara'ya gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi arkadaşlar basın toplantısı yapalım, yapıyoruz. Sayın Vali beni arıyor. Başkanım yarın Ankara'ya gidelim, şu işlerimiz var. Hay hay diyorum, atlıyoruz. Sabah gidiyoruz, akşam geri dönüyoruz. Şimdi bu anlayışı geliştirmek lazım. Edirne bir tane. Yani kim Edirne'nin üzerinde ki? Kim? Edirne'nin üzerinde olan bir kişi ya da olabilecek bir kişi var mı ya? Edirne'den daha mı değerliyiz biz? Tüm Edirnelilerden daha mı önemliyiz biz? Elbette değiliz. Halk bize bir görev verdi. Yani biz halkın karşısına çıkıp dedik ki ey Edirneliler ben sizin belediye başkanınızı yapmak istiyorum. Ben ve diğer aday arkadaşlar. Edirneliler de içimizden birini seçti. Beni seçtiler. Şimdi ben bu seçimin hakkını vermeliyim. Bu seçimi kendi siyasi anlayışımı, kendi hayata bakış açımı, kendi paradigmalarımı koyarak mahvedemem. Ben tüm Edirnelilerin belediye başkanıyım. Bravo. Ve böyle de olacağım. Bunun için hükümetle de görüşeceğim, bakanlarla da görüşeceğim, muhalefetle de görüşeceğim, sivil toplum örgütleriyle de beraber çalışacağım, herkesle beraber çalışacağım. Ben Sayın Bakan'a defalarca gittim Sayın Mezunoğlu'na. Hatta bizim onunla milletvekilinden kalan böyle birbirimizle bir atışma huyumuz vardır. Sayın Bakan bana takıldı bir gidişimizde. Dedim ki Sayın Bakanım ben siyaset yapmıyorum. Ben siyasete ara verdim. Hiç dedim bana sataşma cevap vermeyeceğim. Vermedim de güldü hatta. Ama o da gerçekten hüsniyetle götürdüğüm her projeyi üzerinde konuşuyoruz, tartışıyoruz ve destek oluyor bugüne kadar götürdüklerimde. Peki partinizden ve partililerinizden bu konuyla ilgili hiç herhangi yok, bir hiç yok, size hiç yok, tepki hiç veya yok. Yok. Hiç yok çünkü ben Edirne için çalışıyorum. Ben başarılı olursam benim partim de başarılı olmuş olacak. Niye olsun ki? Partimden bu anlamda hiç eleştiri yok. Ben gece 2:30'da Sayın Başbakan'ı gittim otelde karşıladım. Hoş geldiniz dedim. Ben Edirne Belediye Başkanıyım dedim. O da şaşırdı. Ondan sonra o odasına çıktı. Ben de gittim. Ha tabii ki bir başka siyasi partinin toplantısına katılmayacağım. Katılmadım. Bundan sonra da katılmam. Tabii ki. Ama bir başbakanı kentin belediye başkanı olarak, şehri emin olarak kim başbakan olursa olsun karşılamak da benim görevim. Evet, karşılarım, hocam. Hoş geldiniz derim. Saygımı gösteririm. Edirne için taleplerim varsa bunları iletirim ki Sayın Orman Su İşleri Bakanı ile ben yarım saate yakın baş başa görüştüm. Sayın Çevre Şehircilik Bakanı ile. 2-2,5 saate kadar meclisten de hukukumuz var. Baş başa görüştüm. Sorunları anlattım. Taleplerimizi anlattım ve hepsi çözüldü. Taşkınlarla ilgili Devlet Su İşleri'nin 5 yıldan bu yana hazırladığı bir proje var.
bir türlü sona eremiyordu bu proje. Bunu bazı arkadaşlar basında kendi projesiymiş gibi anlatmaya çalıştılar ama değil öyle. Ben olayın evveliyatını da biliyorum. Tam milletvekilliği döneminden biliyorum. Karaağacın girişinde bir Karlova Köprüsü vardır. Karaağacın girişindeki köprü. Onun altında bir drenaj kanalı vardır. Meriç Nehri bizim sınırlarımızda 12,5 kilometre yol alıyor. Yani Meriç Nehri'nin başka bir ifadeyle Yunanistan'la 187 kilometrelik bizim topraklarımızdaki Meriç Nehri'nin Yunanistan'la sınır olmayan 12,5 kilometrelik bölümü, Karaağaç'taki bölümü sadece bize ait. İki tarafı da bize ait olan. Şimdi DSE'nin bir çalışması vardı. Onun sözünü aldık Sayın Bakan'dan da, talimatı da verdi. İhale çalışması da bitiyor. Arda Nehri ile Yunanistan'dan geldikten sonra Arda Nehri Türkiye topraklarına girdikten sonra Meriç'te birleştiği noktadan başlayarak bu Karlova drenaj kanalını oradan genişleterek 12,5 kilometrelik bölümü terk ettiği noktaya kadar bir kanal yapıyorlar, DSE'yi yapacak şimdi. Bu kanal 773 metreküp saniyede su taşıyacak. Meriç'in suyunu buraya çekecek. Meriç'in, yani Arda ile birleştiği noktada Meriç'in suyunu alarak bu bir bypass kanalı olacak. Şimdi baktığınızda son taşkında en yüksek nokta 1550 metreküp saniyede geçen su. Biz 773 metreküpünü ya da 750 metreküpünü bu kanaldan alırsak Meriç'ten saniyede geçen su miktarı 750-800 metreküp debiye düşeceği için dolayısıyla bundan sonra bir taşkın riski kalmayacak. Artı bunun ötesinde bu 12,5 kilometrelik alanı bizim sınırlarımız içerisinde DSE'yi kendi imkanlarıyla temizleyecek. Sayın Bakan da bunu programına aldı. Diğer kalan yaklaşık 175 kilometrelik kısmı içinde Meriç'in üzerinde 64 tane adacık oluşmuş durumda. Bunları da Yunanistan'la yapılacak bir protokolle Enez'den başlayarak ta işte bizim sınırlarımıza girdiği noktaya kadar da temizleme çalışmasını başlattılar. Ben teşekkür ediyorum kendilerine. Yani bu benim itirazım hep şunaydı. Yani bu Tunca projesi diye bilinen bir projemiz vardı biliyorsunuz. Ben hep şunu söyledim ısrarla. Efendim bu bir kader değildir. Bu bir kader değildir. Peki nedir bu? Bu uzun yılların birikmiş bir sorunudur. Çünkü bize her yıl Balkanlardan Meriç, Arda nehirleriyle beraber yaklaşık 1.750.000 metreküp kum geliyor, rüsubat geliyor, alüvyon geliyor. Şimdi her yıl 1.750.000 metreküp alüvyonun geldiği bir nehir yatağı ister istemez doluyor. Ve doluyor. Bunun temizlenmesi lazım. Bakın. Bundan 5 yıl önce biliyorsunuz bir Avrupa Birliği projesi kapsamında bir nehir yatağında temizlik yapıldı. Süvari Köprüsü'nün oralarda. O zamanlar DSE'nin verileri bunlar. O zamanlar 900 bin metreküp saniyede taşkın oluyordu. Bu yapıldıktan sonra 1300-1350 metreküp'e çıktı taşkınlar. O kadarcık bir temizleme dahi 300-350 metreküplük, 400 metreküplük bir taşkın limitini arttırdı. Demek ki esaslı bir temizlesek biz bunu yaşamayacağız. Benim isyanım buna. Yoksa yani işte biz saatte 24 kilogram yağış beklerken 50 kilogram yağış yağdığında buna yapacak bir şey yok. Bu Allah'tan. Ama öbürü Allah'tan değil. Yani öbürü bizim yapacağımız bir şey. Efendim bana diyorlar ki işte Tunca projesini yapıyorsunuz. Bak taşkın altında kalıyor, sel altında kalıyor. Yazık değil mi? O kadar parayı gömeceksiniz. Ben bu projeleri işte bunları yaptırmak için zorluyorum. Bunun kader olmadığını göstermek için zorluyorum. Bunun Edirne'nin bir alın yazısı olmadığını göstermek için zorluyorum. Çok şükür başardık. Ben bizi anlayan herkese de teşekkür ediyorum. Sayın Veysel Eroğlu başta olmak üzere. Şunu da söylemek istiyorum sevgili hocam. Edirne dünyanın en mükemmel coğrafyalarından birisi. Böyle bir şehir yok ya. Bu kadar güzel bir şehir yok. Dünyanın her tarafını dolaşıyoruz Allah aşkına. Yani bu kadar özgür insanların, bu kadar eğitimli insanların, bu kadar kaliteli insanların, ahlaklı insanların yaşadığı ben başka bir şehir görmedim. Kimse üzerine almasın bunu. Ben kendi şehrimi seviyorum. Aşığım ben bu şehre. Aşığım. Ve ben bu şehrin imar edilmesi için de her şeyi yapacağım. Taşkınların tarihini inceledim ben. Edirne'de bilinen ilk taşkın 1509. Ondan sonra 70 yıl sonra bir taşkın daha. Baktığınızda
Bir tek 1890'ların sonlarına doğru 2-3 yıl üst üste taşkınlar var Edirne'de. Ama onun dışında 60-70 yıllık periyotlarla oluyor taşkınlar. 1955'te Menderes döneminde seddeler yapılıyor. Ondan sonra 1984'e kadar taşkınımız yok bizim. Sonra 2005'te tekrar başlıyor. 2006'da büyük taşkın var. Hatırlayacaksınız. Evet. Ondan beri de 2-3 yılda bir. Buna can mı dayanır? Buna vatandaş mı dayanır? Doğru. Bunu temizleyeceğiz. Bunu temizlemek zorundayız. Bu bizim kaderimiz değil. Yapacağız İşte bunu. Olacak. Evet. Şimdi başkanım bugün de açıkladınız. Onu siyasi anlamda bir konuya getirmek için söylüyorum. Buyurun. 150 bin nüfuslu bir şehiriz biz. Evet. Ama bugün söylediğiniz gibi gizli nüfusumuz 180 bin. Evet. Öğrencilerin doğru. bir kısmının adreslerini büyük buraya kısmının, taşımamaları büyük bir kısmı. Nedeniyle büyük kısmı ikinci adres olayı var onu getirmemeleri nedeniyle. Böyle askeriyenin mevcudiyeti falan bunu böyle yapıyor. Bunun dolayısıyla da çok önemli kayıplarımız oluyor. Şimdi nereye getiriyorum? Edirne milletvekili sayısı 3'e düşmüştü. Evet. 2015 dolayısıyla seçimlerinde. Bizim 2015 seçimlerinde 4 milletvekili çıkarabilmemiz bir anlamda bu sayının artmasına bağlı. Tabii ki. Bu durum şu anda nedir? Ona bağlı olarak da seçim yaklaşıyor. 6 aylık bir evet. süre kaldı artık. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraçlar var. İhraç edilenler var. Vallahi iyi bağladınız konuyu. Biraz siyasete de girelim. Peki. Öyle devam edelim. Buyurun Peki. başkanım. Şimdi öncelikle milletvekili sayısından başlayarak söyleyeyim. Biliyorsunuz Edirne'nin 4 milletvekili vardı 2011 seçimlerine kadar. 2011 seçimlerinde bu sayı 3'e düştü nüfusumuzun azalmasından dolayı. Hatta 2011 seçimlerinde biz 560 evet. kişiyle kaçırdık 4. milletvekilini. O seçim sonuçlarına göre 4 milletvekili çıkarıyor olsaydı Edirne, Cumhuriyet Halk Partisi 3 milletvekili alıyordu, AKP 1 milletvekili alıyordu. Evet. Yani bir biz kaybettik. İkincisi 2015'te yapılacak seçimlerin 31-12-2014 nüfusuna göre belli olacak bütün Türkiye'de rakamlar. Türkiye'de Melih Hocam barajlı Dyon sistemi diye bir sistem uygulanıyor. Yani nüfusa göre bölünüyor. İşte anayasa gereği önce her ile nüfusuna bakılmadan parlamentoda temsili için bir milletvekili veriliyor. Kalan 469 nüfusa bölünüyor. İşte bir anahtar rakam vesaire. Şimdi bizim bu 2011'de 560 olan eksik nüfusumuz şu anda bu makas daha çok açılmış durumda. Benim gayri resmi aldığım bilgiye göre 13-14 bin gibi bir nüfusumuzun artması gerekiyor. O da bu saatten sonra çok mümkün olmadığı için 2015'te maalesef yine 3 milletvekiliyle. Tabii bunu Yüksek Seçim Kurulu açıklayacak ama İnşallah ben yanılırım. Fakat benim aldığım bilgiler yine 3 milletvekili ile seçimlere gideceğimiz yönünde. Diğer sorunuza gelince bizim resmi nüfusumuz 150.200. Biz İller Bankası'ndan her ay nüfusa göre 28 lirayla o ay toplanan genel vergilere bölünerek nüfusa göre işte 28 lira 30 lira kişi başına para alıyoruz, katkı alıyoruz. Şimdi baktığınızda 150.200 resmi nüfusumuz. Fakat üniversitemizin Edirne merkezde yaklaşık 32 bin öğrencisi var. Bu 32 bin öğrencinin sadece 5 bini bizde kayıtlı. Nüfus ve vatandaşlık kanununa göre kişiler, öğrenciler bu kanuna göre ikinci ikametgah burada bildiriyorlar. Yani geçici olarak ben burada bulunuyorum diyor. Şimdi ikinci ikametgahlar bizim nüfusumuza kaydolmuyor. Dolayısıyla biz bunlar için İller Bankası'ndan bir pay alamıyoruz. Ama hizmet onlara da veriliyor. Tabii ki. Artı yine bu yasaya göre toplu yaşanan yerlerde mesela Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurdu, mesela apart veya şöyle ifade edeyim. Tek kapı numarası. Tek kapı numarası olan yerlerdeki hiç kimseyi biz bu şehrin nüfusuna sayamıyoruz. Aynen. Artı askerlerimiz var. Artı yakın köylerde oturup ikametgahı orada olup Edirne'de kışları ikamet eden ya da işte Edirne'ye kaydını aldırmamış vatandaşlarımız var. Bunları topladığınızda aslında 30 binden fazla ama ben 30 bin diyorum. Yani biz 150 bin kişilik para alıyoruz ama 180 bin kişilik hizmet veriyoruz. Belki de 185 bin kişilik hizmet veriyoruz. Şöyle yuvarlak bir hesap yaparsak ayda bu ikametgahını Edirne'ye getirmeyen öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız yüzünden
Her ay biz yaklaşık 900 bin lira civarında İller Bankası'ndan eksik para alıyoruz. Bu yılda yaklaşık 10 milyon TL bir para yapıyor. Hem 10 milyondan mahrumuz artı milletvekili sayımız düşüyor. Artı bu vatandaşlarımıza da o İller Bankası'ndan payını aldığımız vatandaşlarımız gibi eşit hizmet veriyoruz. Şimdi nasıl, onlara da tabii nasıl yetişeceğiz biz buna? Nasıl yetişeceğiz? Maalesef durum böyle. İhraçlarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bir partiden ihraçların olması o parti için hoş bir şey değildir. Ama dünyada hiçbir siyasi parti de seçimlerde partisi ve adayı aleyhine çalışmış bir partiliği bünyesinde tutmuş. Geçen gün bir köşe yazarının yazısı vardı. Tabii konuyu çarpıtmakta bazı yazar arkadaşlarımız ustalardır. Aynen şöyle diyor. CHP çalışmadığı için ihraç edildiler. Bu kocaman bir yalan. CHP çalışmadığı için hiç kimse bu partiden ihraç edilmiş değildir. Ne geçmişte ne bugün. Sayıyı bilmiyorum. 40-50 civarında zannediyorum. 58 ama. 58 ama ilçeler de var bunda. Hepsi dahil. İlçeler de var. Bakın ben siyasetçiyim. Şunu anlarım. Aday olmak istemişsinizdir, olmamıştır. İstediğiniz biri aday olmamıştır. Sizin desteklediğiniz aday yapılmamıştır. Küsmüşsünüzdür, kızmışsınızdır, kırılmışsınızdır, üzülmüşsünüzdür. İçinizden çalışmak gelmemiştir. Çalışmamışsınızdır partinize. Eyvallah. Olur bu. Bu başka bir şey. Ama siz işte istediğiniz kişi aday yapılmadı, desteklediğiniz kişi aday yapılmadı, beğenmediğiniz biri aday yapıldı, kim olursa olsun diye gidip bir başka partiye, bu partiye kayıtlıyken gidip bir başka partiye çalışmışsanız, bunu alenen yapmışsanız, bunu herkesin gözü önünde yapmışsanız, bu fotoğraflarla, tanıklarla ispatlanmışsa, bunun belgeleri varsa, bu parti sizi hala kendisinde tutuyorsa o partiye de yazıklar olsun. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmıştır. Zamanlama olarak nasıl diyorsunuz? Altı aydır devam eden bir süreç. Bu işler ağır yürüyor. İşte o arkadaşların ifadelerini alınıyor, savunmaları alınıyor, tebligatları var. İşte kurulların karar alma süreçleri falan var. Evet, bana göre de biraz geç kalmış bir süreç ama zamanlamanın önümüzdeki seçimlerle uzaktan yakından ilgisi yok. Sadece ihraç edilen arkadaşlar, hepsinin belgeleri vardır. Bu partiye ihanet etmiş insanlardır. Bu partinin aleyhinde çalışmış insanlardır. Zaten hiçbiri ben çalışmadım demiyor ki. Ben yani aleyhte çalışmadım diyen bir tane. Benim kendi gözümle gördüğüm o isimlerin içerisinde birkaç tanesini biliyorum. Kendi gözümle gördüm. Başka bir partinin seçim bürosuna girerken, çıkarken, bayrağını sallarken. Şimdi kardeşim yani kusura bakmayın ama siz bu partinin, bir partinin en zor zamanı ne zamandır? Seçim zamanıdır. En çok desteğe ihtiyaç olan zaman seçim zamanıdır. Siz başka bir partinin adayı için çalışacaksınız. Kendi kayıtlı olduğunuz, üyesi olduğunuz partinin aleyhine çalışacaksınız. Seçim kaybettirmek için çalışacaksınız. Ondan sonra bu partide seçim bittikten sonra size diyecek ki ya ne yapalım, canımız sağ olsun, gel bakalım. Yok böyle bir şey. Bu arkadaşlarımız duyuyorum bunları. İşte affedilebilirdi falan. Bu arkadaşlarımızı partinin affetmesi mümkün değil. Bu arkadaşlarımız önce gidecek kendini bu topluma affettirecek. Bakın önümüzde seçim var. 2015'te seçim var. Milletvekili seçimleri var. Bu ihraç edilen arkadaşlarımız bu seçimde hiç gocunmadan, yüksünmeden gidecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne çalışacaklar. Bu toplum onu görecek. Bu halk onların çalıştığını görecek. Sonra gelsinler gene. Bu parti burada duruyor. 92 yıllık parti. Gelsinler. Ama böyle bir dünya yok. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz bu televizyonda çalışıyorsunuz. Bu televizyon üyesisiniz, mensubusunuz. Ama bu televizyonu batırmak için, zarar ettirmek için uğraşıyorsunuz. Sonra sizi işten attıklarında vay beni niye attın diyeceksiniz. Diyebilir misiniz böyle bir şey? Böyle bir hakkım yok. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Bu yani ihraç edilen arkadaşlarım da hiç kusura bakmasınlar. Ha işlerinde haksız var mıdır bilemem onu. Onu mekanizma işliyor. Yüksek Disiplin Kurulu'na itiraz ederler. Onlar kararları verirler.
Evet başkanım, sorular çoğalıyor. Son bir şey söyleyeceğim İraçlarla ilgili. Eski belediye başkanım Sayın Hamdi Sedefçi'nin bir açıklaması vardı. İşte Sedefçiler atıldı partiden, Sedefçi soy ismi falan. Bu da doğru bir bilgi değil. Evet, Sayın Sedefçi'nin oğlu, gelini, kızı zannediyorum İraç edildi. Eğer bu partinin Sedefçi soy ismine bir düşmanlığı olsaydı Sayın Sedefçi'nin eşi Sevgi Sedefçi hanımefendi ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Çünkü o bir çalışma yapmamış. Evet. Yani böyle bir düşmanlık olsa o da yapılırdı. Doğru. En büyük kanıtı da budur. Şimdi sorular çoğalmış başkanım da onun için mutlaka sorulara geçelim diyorlar. Daha bu çok anlatacağımız şey var. Hamza Güven isimli bir... Sayın Hamza Güven de ben Hamza arkadaşımı tanırım. Çok da eski arkadaşımdır. Çok da severim kendisini. Ama Hamza arkadaşımın MHP'yi destekleyen Facebook'taki paylaşımlarını ben biliyorum. MHP'yi destekleyen ki Hamza Güven çok iyi bir solcudur. Hakikaten çok iyi bir solcudur. Şaşırmıştım hatta. Onun kendi face'inde MHP'yi destekleyen yazılarını ben gördüm. Kendi gözlerimle gördüm. Ne diyeyim? O da ihraç edilenlerden. Tabii ki. Evet. Şimdi başkanım sorulara başlıyorum. Ahmet Yangın. Her yağmur yağdığında her taraf su doluyor. Bu problem nasıl çözülebilir? Az önce anlattım. Biraz sabır istiyoruz. Yağmur suyu toplama kanallarımızı başlıyoruz yapmaya. Çözeceğiz bunları. İsmail Adadan. Edirne atlardan ne zaman kurtulacak? Valla sağ olsun. Atlar benim değil. İsmail Bey iyi akşamlar diliyorum size. Yani öyle bir soru sordunuz ki can damarımız. Yani bunlar hakikaten sıkılıyorum. Hakikaten hicap da duyuyorum. Bu bakın geçenlerde de ben sordum. At sokak hayvanı mıdır diye. Kanun bize sokak hayvanları ile ilgili her türlü çalışmayı yapma görevini veriyor ve yapıyoruz. Ama at bir sokak hayvanı değil. Sahipsizse ki bu atların hiçbiri sahipsiz değil. Hepsinin sahibi var. Hepsinin sahibi var. Sahipsiz sokak hayvanı dışındaki sahipsiz hayvanları toplamak da bizim görevimiz. Ama bunlar sahipli. Evet. Yani bu görev de bir il müdürlüğünün, tarım il müdürlüğünün görevi. Cipli de zannediyorum. Tabii biz buna rağmen o atlar için iki tane adam aldım ben işe. İp aldım. Topluyorlar, götürüyorlar. Yani hani insanın vicdanı el verse başka şey yapacak. Ama öyle bir vicdanımız yok. Evet. Dolayısıyla mücadele ediyoruz. Vallahi ben de çok rahatsızım. Kusura bakmayın ama bu görev belediyenin görevi değil. Altını çizerek söylüyorum. Bu görev Tarım İl Müdürlüğü'nün görevi çünkü bu atlar sahipsiz hayvanlar değil. Hepsinin bir sahibi var. Sahiplerinin kim olduğu da belli. Ama belediyenin üzerine kalmış bir görev bu. Vatandaş da tabii her şeyde olduğu gibi belediyeyi sorumlu tutuyor. Ama biz de bu atları toplamak için üstün gayret gösteriyoruz. Vali Bey bir açıklama yapmıştı. Yani evet. Biz bunlarla başa çıkamazsak en nihayet toplarım satarım dedi. Sayın valinin takdiridir bir şey diyemem. Evet. Şimdi Ömer Öztoprak, Sabuni Mahallesi Pil Yokuşu'na yapılan asansör bir yıl önce yapıldı ve hala çalışmıyor. Neden diyor. Evet. Çünkü o asansörü yaparken koruma kurulunun onayıyla yapılmış bir asansör. Koruma kurulunun onayına rağmen kurulun onayladığı projeye uygun olmayarak yapılmış. Bu yüzden de kurul çalışmasına izin vermemiş. O asansörün üst kısmında asansör kovası denilen bir yükselti var. O silüeti bozduğu için kurul bunun çalışmasına izin vermemiş. Yani kovalı asansör tipi değil, alttan çalışan asansör tipi olmasını istemiş kurul. Ama bizim belediyemiz onu üstten kovalı asansör yapmış. Bu yüzden izin vermiyor. Dışının cam olmasını istemiş. Ben kurulla görüştüm. İzin almaya çalışıyorum. Engelli asansördür o asansör. İzin alabilirsek çalıştıracağız ama dediğim gibi işte yapılışında kurulun izninin dışına taşan alanları var. Bu yüzden maalesef çalıştıramıyoruz. Evet. İlhan Başaran, Buçuktepe mevkiinde bulunan TV antenler, anten vericileri kaldırılacak mı demiş. O bizim uzun vadeli bir projemiz. Edirne'nin silüeti etkilemeyen arka taraflarına bir televizyon verici istasyonu yapmak istiyoruz. Tek bir istasyon tüm antenleri topladığımız ama şu anda onu yapabilmemiz mümkün değil. O biraz zaman alacak. Üner Mıhlayanlar, küçük pazarda yıkılmak üzere olan evler var. Bunlar ne olacak ve Hacı Çeşme mezarlığı yolu aydınlatması yapılacak mı? Hacı Çeşme yolu mezarlığına baktıracağım. Programımızda yok ama baktıracağım. Arkadaşlarım not alıyorlar dışarıda zaten.
O yıkılmak üzere olan evlerle ilgili hocam bizim bir yaptırımımız yok belediye olarak. Biz sadece inisiyatif olarak vatandaş zarar görmesin diye onların etrafını çeviriyoruz tahta perdelerle, uyarıcı tabelaları koyuyoruz ama bir evi mülkiyet sahibinin ya da kurulun bize talimatı olmadan yıkmamız mümkün değil. O zaman bütün sorumluluk bize geliyor. Evet. Yani yıkılmak üzere olan evi görüyoruz ama onu gidip de yıktığımızda biz o zaman cezalı duruma düşüyoruz. Biz onun etrafını tahta perdelerle kapatıyoruz. Uyarıcı levalarımızı koyuyoruz belediye olarak ama bu tahta perdelerimiz de bazen çalınıyor falan, kırılıyor, mırılıyor. Buna rağmen yeniliyoruz onları. Onunla ilgili bizim de çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani belediyelerin bu anlamdaki kanuni sıkıntısı var. Bunun aşılması lazım. Bununla ilgili ben milletvekili arkadaşlarımla da görüştüm. Bir teklif vermek istiyoruz. Bir kanuna ek yapmak istiyoruz. Ocak ayında inşallah bununla ilgili ben tekrar Ankara'ya gideceğim bu konuyla ilgili. Evet. Yıldırım Kazanova Spor Kulübü 2. Başkanı Fevzi Pekcanlı. Evet. Yıldırım Mahallesi'ndeki İbrahim Acar Stadı'nın akıbeti ne olacak demiş. Bununla ilgili akşam spor panorama programının da yapımcısıyla evet. Akşam program yaparken Yıldırım Spor'un başkanı da buradaydı. Evet. Başkanı. Gençlik Spor Bakan Yardımcısı. Bakan Yardımcısı ve Bakan da gelmiş herhalde. Onlara söz vermişler. Yani 1 milyon gibi bir parayı biz oraya verebiliriz. Ama belediye önce bizim yapacağımız yeri bize göstermeli. Yani bir kazık çakılmalı hocam, denmiş. Oraya, yani belediye orada ne yapabilir? Fore orada alttan kaynayan bir su nedeniyle kayma olmuş. Evet. Beton perde yapılmış. İstinat duvarı yapılmış. İAT duvarı değil. İstinat duvarı yapılmış. Yani. O duvarda da bir açılma olmuş. Sonra biz şunu orada fark ettik ki o alttan gelen su kaynak suyu falan değil. Yukarıdaki şebekenin patlak suyu. Onu tamir ettirdik. Şu anda kayma durdu. Ben oraya Karaağaç Köprüsü'nü yapan müteahhiti de götürdüm. Kazık çakacakmış dedi. Evet. Evet. Rica ettim kendisine. Ücretsiz kazık çakmaya da razı oldu ama orada kazıklık bir durum olmadığı ortaya çıktı. Şimdi yani kazık kadar zor olmayan daha kolay bir yöntemle orasını bir güvence altına almak istiyoruz. Ben de Gençlik Spor Bakan Yardımcısıyla eski milletvekildir o da tanışırım Metin Bey'le. Onunla da konuştum. Onlar da destek verecek. Çözeceğiz o stadı. İyi, çok güzel. Hüseyin Yıldırım. Taşlık Camii sokak ve ikinci çıkmaz sokakta uzun zamandır süren bir kanalizasyon sorunu var. Bu konuda çok sayıda müracaatımız var. Konu ne zaman çözüme kavuşacak demiş. Tabii spesifik olarak bilemiyorum ben onu. Yarın arkadaşlarım not alıyor. Yarın ben ilgileneceğim konuyla. Taşlık Camii sokak evet. İkinci çıkmazda. Evet. Hüseyin Yıldırım Bey bunu sormuş. Hamza Güven'in sorusunu söyledim. Ali Yıldız Bey. Fırınlar Sırtı mevkiindeki ışıklandırma ne zaman yapılacak ve buradaki asayiş sorunu nasıl çözülecek demiş. Tabii asayiş sorunu için bir şey diyemeyeceğim. O Emniyet Müdürlüğümüzün ilgilendiği bir konu ama ben Emniyet Müdürümüze de iletirim bu soruyu, vatandaşımızın sorusunu. Işıklandırma ile ilgili orası altyapısını, üst yapısını TOKİ'nin yaptığı bir alan biliyorsunuz. Evet, Fırınlar Sırtı evet. TOKİ. Ben tam olarak neyi kastettiğini anlayamadım arkadaşımızın ama programdan çıktıktan sonra bu akşam gideceğim oraya bir bakacağım. Gece vakti bir görmek istiyorum. Asayişi mi? Dün geçtim. Yok asayişi değil. Işıklandırma sorunu. Dün ben gündüz geçtim oradan. Gündüz dolaştım. Bu akşam da gece bir gidip bakarım ışıklandırma problemi nedir diye. Evet. Şimdi başkanım bu kentsel dönüşüm evet. projesi de gündeme geliyor halk arasında. Bilhassa menzil ağır. Onunla ilgili zannediyorum bazı girişimler var ama ne durumda olduğunu merak eder vatandaşlar ve vatandaşlardan bir tanesi de şunu söyledi bugün bana sorun başkana dedi kentsel dönüşüme rıza göstermeyen yani orada oturmayı kabul etmeyen bir kişiye oradaki yerinin parası verilerek bir başka yerde ikametini sağlaması mümkün mü der. Şimdi o şöyle, tabii o mümkün değil. Kentsel dönüşümle ilgili önceki dönemde Çevre Şehircilik Bakanlığı ile bir protokol yapılmış. Önce TOKİ ile görüşülmüş, ardından TOKİ devreden çıkmış veya çıkarılmış.
Çevre Şehircilik Bakanlığı ile bir protokol yapılmış. Çevre Şehircilik Bakanlığı bu protokol kapsamında Menzil Ağır Mahallesi'ne afet riskli alan kapsamını almış Bakanlar Kurulu kararıyla. Ve akabinde burası için 40 milyon TL bir ödenek ayrılmış. Menzil Ağır'da 50 civarında iş yeri var, kafe, büfe vesaire. 950'ye yakında aile oturuyor. Yani 1000 tane orada bizim konut yapmamız lazım. 1000. Bunların yaklaşık 400 falan yanlış hatırlamıyorsam kaçak yapı. İşte böyle baraka gibi, sundurma gibi vesaire. Şimdi o 1000 kişiyi, birincisi 1000 kişiyi oradan çıkarıp 1000 tane bu vatandaşlarımıza kiralık ev bulmamız Edirne'de mümkün değil. O zaman etap etap yapmamız gerekiyor. Yani 250'lik, 300'lük, 500'lük etaplar halinde yapmamız gerekiyor. Şimdi bu 40 milyon TL sevgili hocam, 1000 kişinin kira parasını ödeyeceğiz. O evleri yıkacağız, yıkım parasını vereceğiz. Proje yaptıracağız, proje parasını vereceğiz. Artı 1000 tane konut yapacağız, konut parasını vereceğiz ve tüm para 40 milyon. Yani böldüğünüzde her hane için 40 bin lira. Her ev için 40 bin lira. Kirası, yıkımı, projesi, şey yapımı dahil. Zor. Ben bakanlıkla da görüştüm. Genel müdürle de görüştüm. Bakanla da, müsteşarla da görüştüm. Bu rakamla bunun olması mümkün değil. Bu proje tasarlanırken arkadaşlar o zaman sanayi sitesini de buna dahil edip sanayi sitesinden kazanacakları parayla buraya takviye yapmayı ve bu şekilde çözmeyi düşünmüşler. Ama sanayi sitesinin rızası yok. Evet. Sanayi esnafının rızası yok. Ben de seçimlerde kendilerine şunu söyledim. Ben sizin istemediğiniz hiçbir şeyi yapmam. Halkın istemediği bir şeyi yapmam dedim. Evet. Şimdi Menzil Ayır'a da gittim ben. Menzil Ayır'daki vatandaş da istemiyor kentsel dönüşüm. Ha, o insanları daha sağlıklı konutlara ulaştırmak bizim görevimiz mi? Evet, görevimiz. Şimdi buna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. 2 gün önce TOKİ yetkilileri de geldi bana. Onlarla da görüştüm. Bir çözüm geliştirmeye çalışıyoruz ama vatandaşın istemediği hiçbir şeyi yapmayacağız. Onu altını çizerek söylemek isterim. Başkanım, bir kısa ara diyorlar. Peki. Bir reklam arası verelim. Peki. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Edirne Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan, sizlerden gelen soruları ve şu anda gündemde olan konuları değerlendiriyor. Başkanım, sorular çok var. Vakitte bayağı ilerledi zannediyorum. 1,5 saati geçtik. Biraz hızlandırarak soruları önce sormak isterim. Kırkpınar alanının düzenlenmesiyle ilgili de evet, hem hükümetin bazı tasarruflar olacak zannediyorum. Tabii. Ama sizin de bu konuda bazı değişiklikler yapma durumunuz söz konusu. Bugün yaptığınız toplantıda da onu açıkladınız. Artık Kırkpınar alanı bir hafta değil, yılın tüm günleri 365 gün açık olacak. Evet. Hatta bir paralı olacak diye de bir şey de kullanıldı. Bu konuda açıklama. Onu şundan söyledim. Paralı olacak meselesinden başlayalım. Şimdi birkaç yıl önce Barcelona'ya gittim ben. Barcelona'da biliyorsunuz Barcelona'nın stadı var. Barcelona futbol takımının stadı var. Tur kapsamında bizi oraya götürdüler. Ne yapacağız dedim. İşte dediler, stadı gezmek isteyenler stadı gezecek. Peki ya içeri giriş 20 euro. 20 ya da 25 euro. Yani 60 lira 70 lira gibi bir şey. Düşündüm, şimdi stat bu. Yani bir spor kulübünün, tamam, Barcelona çok iyi bir takım. Koltuklara bakacaksın. Koltuklara bakacağız, fotoğraf çektireceğiz falan. Onunla bitmiyor, dışarı çıkıyorsun. Stadın altında dükkanlar var. O dükkanlarda işte Barcelona'nın ne bileyim formasını, şapkasını, anahtarlarını vesairesini alıyorsunuz. Onlara da ayrı para ödüyorsunuz. Yani o stadı gezmeye gittiniz, biraz da alışveriş yaparsanız 150-200 Euro'dan aşağıya çıkamıyorsunuz. Çıkamazsın. Ben de düşündüm kendi kendime belediye başkanı olduktan sonra. Ya Barcelona'nın tarihi ne? Olsun 100 yıl. 100 yıl olsun. Kırkpınar 653 yıllık bir gelenek. Dünyada olimpiyatlardan sonraki en eski spor organizasyonu. Kesintisi yok. Evet. UNESCO dünya kültür mirasına, insanlığın somut olmayan kültür miras listesine girmiş bir organizasyon.
Ya o zaman dedim yani şimdi biz Kırkpınar Stadı devamlı açık, hiç gelen yok. Ya bir dedim parayla yapalım bakalım bunu. Yani rakamı belirleyeceğiz mecliste. Bir parayla yapalım bakalım. Yani insanlar Edirne'ye geldiğinde işte burası Kırkpınar alan diye otobüslerle geçiyorlar. Ben parayla olursa daha çok ilgi çekeceğini zannediyorum. İnsanlar merak edecekler yani ne var acaba içeride. Bir de o yani işte Kelal Üçor'un, Koca Yusuf'un, Kurtdereli'nin güreştiği yerleri görecekler. Orada fotoğraf çektirecekler. Bunun da bir bedeli olsun. Orada para ödesinler istiyorum. İkincisi bizim biliyorsunuz bir Tunca Nehri projemiz vardı. Bu Tunca Nehri projesi çeşitli revizyonlarla işte DSE'nin bir takım planlamalarıyla epey bir format değiştirdik. O Tunca Nehri projesi çok yayınlandı televizyonlarda, basında. Evet. Arkadaşlarımız da biliyor, vatandaşlarımız da biliyor onu. Son hali artık Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne izin aldık. Bunu saray içinin olduğu alana çektik. Saray içinin Tunca Nehri'nin iki kolunun arasındaki saray içi adası, güreşlerin yapıldığı ada, bir adadır orası. Tamamen mülkiyeti belediyemize ait 490 hektarlık yani 4900 dönümlük bir alan orası. Uç kısmı birinci derece arkeolojik sit alanı. Oraya dokunmuyoruz. Evet. Dokunamıyoruz. Biz de o kalan bölümde bir rekreasyon projesi yaptık. Bu rekreasyon projesi hem Kırkpınar'ın fuar alanını düzenleyeceğiz. Hem de orada eskiden sarayın has bahçesidir, padişahın has bahçesidir. Hem de has bahçenin özelliklerini yansıtan bir hale getireceğiz. Orada tavuk ormanımız var. Şöyle izin verirseniz bir taraftan da göstereyim. Evet. Orada tavuk ormanımız var. O tavuk ormanı ile ilgili de o orman hiç kullanılamıyor. O ormanı kullanılabilecek bir hale getireceğiz. Bu projemiz, son projemiz, avan proje olarak Edirne Kültür Varlıkları, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na prensip onayını aldı. DSE Genel Müdürlüğü'nden prensip onayını aldık. Ayrıca Tabiat Varlıkları Komisyonu var. Oradan prensip onayını aldık. Şu anda uygulama projesinin ham hali elimde. Onu da ilk kez göstereyim burada. Şöyle bir bakarsa vatandaşlarımız. Şöyle bir hızlıca geçeceğim. Şurası stat alanı. Şurada bir suni gölet oluşturuyoruz. Şurası tavuk ormanı. Burada spor tesislerimiz olacak. Şurasının içerisinde işte çevirmecilere bir alan ayırdık. Bir çocuk parkı yapıyoruz. Şöyle detayları da biraz daha göstereyim. Bir Disneyland benzeri işte mesire alanları yapıyoruz. Burada biraz daha detayları var projenin. Bir Londra'da var bu London Eye diyorlar, bir dönme dolap hocam. Büyük bir dönme dolap yapmak istiyoruz orada. Yine bunlar konser alanları. Gölet. Bu göletimiz içerisinde kayıklar olacak. Şurada bir seddemiz var. O seddeyi birazdan göreceğiz, ışıklandıracağız. Böyle Kırkpınar alanını yılın 365 günü Edirnelilerin ve gelen konuklarımızın gezeceği, göreceği bir alan haline getirmek istiyoruz. Burası Kalkınma Ajansı'nın tabii Kalkınma Ajansı'ndan 5 milyon TL'lik bir hibe alıyoruz. Şu dönme dolabımız, çeşitli çocuklarımız için oyun parklarımız olacak orada. Yeşil alanlarımız olacak, gezinti alanlarımız olacak. Has bahçenin özelliklerini yansıtan alanlarımız olacak. Günübirlik tesisler olacak burada. Sökülüp takılabilir üniteler bunlar. Bir betonarme tesis kesinlikle olmayacak. O çok önemli çünkü bizim için. Çünkü biz çevre dostu bir belediyeyiz. Yine işte spor tesislerimizden örnekler. Tavuk ormanının orada bu yürüyüş şekilde parkuru. Yürüyüş parkurları, koşu parkurları yapacağız. Yine aynı şekilde işte bağlantı yolları yapıyoruz. Yine Edirne'nin geleneksel kakava şenlikleri. Kakava şenliklerini orada olacak. Orası çünkü için. Yıllardır orada yapılıyor biliyorsunuz. Evet. Onun için yine bir alan ayırıyoruz böyle. Velhasıl böyle işte geceleri de şu formun görüldüğü, ışıklandırdığımız çok güzel bir alan haline getirmek istiyoruz. Saray içine. Tabii Gençlik Spor Bakanlığı'yla da bir anlaşmamız var. Burada bunu Sayın Başbakan da açıkladı biliyorsunuz.
Kırkpınar Stadyumu'nu esaslı bir tadilattan geçirerek mimari olarak bu geleneksel sporumuza, Kırkpınar'a uygun bir mimari form olacak ama o stadı son teknolojinin tüm unsurlarının da içinde yer alacağı bir stat haline getireceğiz. Çünkü güreşçilerimiz işte duşlardan şikayetçi, soyunma odalarından şikayetçi, dinlenme odalarından şikayetçi, basınımız için yeterli yer yok, işte vatandaşlarımızın rahatça oturacağı yerler yok, kimi tribünlerimize güneş vuruyor falan. Orasını yılın 365 günü kullanılabilir bir hale getirmek istiyoruz. Edirneliler için Söğütlüğün dışında, Karaağacın dışında ikinci bir alternatif de yaratmak istiyoruz ve Edirne'nin asıl ormanı olan, Söğütlük'ten önceki ormanı olan Tavuk Ormanı'nda çok daha güzel bir kullanışlı bir alan haline getirmek istiyoruz. Evet. Başkanım, geçtiğimiz günlerde Tarihi Kentler Birliği Edirne'mizde konuktu. Evet. Burada ev sahipliği yaptınız, hakikaten de takdir gördü. Bunu da gözlemledik ve zannediyorum bu takdirin de bir tezahürü olarak evet. herhalde bir teşekkür belgesi. Bir teşekkür belgesi geldi aldık. Zannediyorum onu da onu göstereyim. Şöyle hocam. Buyurun size vereyim isterseniz. Evet. Bir gösterelim. Tarihi Kentler Birliği Başkanı şu anda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz ve Tarihi Kentler Birliği. Okuyalım isterseniz başkanım. Buyurun. Tarihi Kentler Birliği'nin 2005 yılından bu yana düzenlediği Anadolu seminerlerinin 2014 yılı 3. programı 21-22 Kasım 2014 tarihlerinde ev sahipliğinizde gerçekleştirilmiştir. Kültürün sınır tanımayan gücü, ortak miras için her ölçekte işbirliği ve süreklilik konulu seminerimizde Balkan rüzgarının estiği, tüm coğrafyalardan akıp gelen değerlerin buluştuğu, anıtsal değerlerin büyük boyutlara ulaştığı bir kentte bulunmanın sevinç ve gururunu yaşadık. Edirne'de bulunan çok çeşitli mimari yapıların incelenmesi sırasında yürütmüş olduğunuz organizasyon ve ekibinizin özverili katkısı yurt dışı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıların belleğinde kalıcı izler bırakmıştır. Gösterdiğiniz nazik ve sıcak konukseverlikten dolayı şahsınızda tüm kent halkına ve çalışma arkadaşlarınıza şükranlarımı sunarım. Kimlikli kentlerde kimlikli bireyler olarak yaşamak dileğiyle. Yusuf Ziya Yılmaz, Tarihi Kentler Birliği Başkanı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve Metin Sözer de imzalamış, Danışma Kurulu Başkanı, Çekül Vakfı Başkanı. Tabii, gurur verici bir şey. Gurur verici Edirne için. Çünkü Edirne'de 11 yıldır bu toplantı yapılmamıştı. 11 yıl sonra çeşitli küskünlükler vardı, kırgınlıklar vardı. Onları tamir ettik. Tekrar Edirne'mizde bu toplantıyı yaptık. Profesör Doktor Metin Sözen, Çekil Vakfı Başkanı. Türkiye'de bu anlamda bir ekoldür. Şöyle birkaç örnek vereyim size. Gaziantep'teki Zeugma Müzesi, Gaziantep'te bugün kurulmuş olan 13 tane müze, Safranbolu, Karabük, Beypazarı, bunların birçoğu Metin Hoca'nın eseridir Türkiye'de. Bursa'daki tarihi kentin yeniden restorasyonu, renovasyonu. Metin Hoca'yı ben 2000-2004 döneminden tanıyorum. Edirne'de şu anda Marif Caddesi'ndeki konakların onarılması, Hafıza Konağı'nın onarılması, Bahri protokol Caddesi evinin onarılması hep Metin Hoca sayesinde olmuştur. Böyle değerli bir insanı tekrar Edirne ile barıştırdığım için mutluyum. Çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki yıllarda bu anlamda da çok ciddi atılımlar olacak. Güzel şeyler olacak. Başkanım, tabii bunlar güzel de daha başka güzellikler de var Edirne'de. Saraçlar Caddesi'nde hakikaten özgürlük anıtı diyeceğimiz 3 tane mozaik yapıt var ki hakikaten görüntü olarak da şu anda Atatürkçü bir kente yakışan bir konum itibariyle. Atatürk'ün evlatlarına yakıştığını düşünüyorum. Şu anda da görüyoruz arka fonda. Burası tabii çok önem verdiğim bir yer benim. Üç parçadan oluşan bir cam mozaik. Sanatçı arkadaşımız Serdar İyiz yaptı bunu. Belediyemizin talebi üzerine. Üç parçadan oluşuyor hocam. Ortadaki parçada Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk var Kurtuluş Savaşı'nda. Onun sağındaki parçada cephede Türk askeri Kurtuluş Savaşı'nda tabii ve Türk bayrağını göndere çekerken. Solundaki parçada da bizim baş tacımız olan ve Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşırken o mermi ıslanmasın diye bebeğinin 2 aylık bebeğin sırtındaki hırkayı çıkarıp top mermisinin üzerine örten kadınlarımız var. Biz onlara çok şey borçluyuz. Bu anıtın ismini de bağımsızlık ve özgürlük anıtı koyduk. Çünkü
Edirne bağımsızlığın ve özgürlüğün ne demek olduğunu en iyi bilen kentlerden birisi. Çünkü tarihi boyunca çok fazla işgal görmüş, çok fazla zulme uğramış bir kent Edirne ve Edirneliler. Bu anlamda ben bu eseri şehrimize kazandırdığımız için, Saraçlar Caddemize, şehrimizin en işte geri olan Saraçlar Caddemize koyduğumuz için gerçekten gururluyum. Edirne'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ulu Önder Atatürk'ün Edirne'nin her yerinde hem yaşamasına hem de yaşatılmasına olan katkılarımız devam edecek. Daha birçok bu konuda çalışmalarımız var. Zamanı geldikçe tümünün açılışını yapacağız. Peki, teşekkür ediyorum başkanım. Şimdi bir 65 yaş uygulaması da hakikaten Edirne'de tuttu ve büyük bir memnuniyet topladı. Biz de 65'in üzerinde olan bir insan olarak, 69'un içerisinde olan biri olarak Allah hakikaten bundan memnuniyet duyuyoruz. Gerçekten de güzel bir uygulama. Bu konuyu da açar mısın? Hocam şimdi hükümet Şubat ayında çıkardığı bir kararname ile Türkiye'deki resmi ya da özel tüm toplu taşıma araçlarında 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlarımızın ücretsiz binmesi hükmünü getirdi. Buna tabii ki saygı duyuyoruz. Edirne'de toplu taşıma özelleştirildiği için tabii ki Edirne'de bu uygulamayı başlattı. Ancak burada şöyle bir ayrım var o kararnamede. Bu ücretsiz, yani 65 yaş üstü ücretsiz taşımayı aslında sadece ayakta yolcu taşıyan sistemlerde getiriyor. Ama Edirne'de ETUS, yani Edirne Toplu Ulaşım Sistemi, bizim 202 aracımızın 102'si ayakta yolcu taşıma kapasiteli, 100 tanesi oturarak. Yani normal şartlarda o kararnameye baktığımızda bu ayakta yolcu taşıma belgesi olmayan 100 araçta uygulanmaması gerekiyor. Ama sağ olsun ETUS yönetimi aldığı bir kararla, kendilerine teşekkür ediyorum kent halkı adına, 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızı ayakta yolcu taşıma belgesi olmayan araçlarda da ücretsiz taşıyorlar. Tabii bu konuda kendilerinin şöyle bir mağduriyeti var. Hükümet böyle bir kararname çıkardı ama Edirne'de biz zaten şehit yakınlarımızı, şehit ailelerini ücretsiz taşıyoruz. Gazilerimizi taşıyoruz, engelleri taşıyoruz. Şimdi onlara da kartlar vereceğiz. Bakın size bir istatistik vereyim ben. 26 Aralık tarihli, yani bugün ayın 29'u, 3 gün önceki istatistiğimiz. Edirne'de bugüne kadar 65 yaş üzeri toplam 5950 vatandaşımıza ücretsiz biniş kartı verilmiş ETUS tarafından. 5950. 26 Aralık günü ETUS sistemi toplamda 56.473 yolcu taşımış. Bu 56.473 yolcunun 600 tanesi engelli yurttaşlarımız, 2.964 adet de 65 yaş üstü. Yani günlük 1.65'ten çarparsanız işte 4.700 lira, 5.000 liraya yakın bir rakam bu. Tabii minibüsçi esnafı şunu bekliyor. 65 yaş üstünden bir beklentisi yok ama hükümetin en azından biraz onların giderlerini azaltması anlamında işte mazotta indirim, araçların amortismanı indirimi ya da işte lastikti, yağıydı vesaire de gibi ya da harçlarda indirim gibi indirimler bekliyor. Onunla ilgili bir dava da açtılar. O davada halen görüşülüyor bildiğim kadarıyla. Ama büyüklerimiz bizim başımızın tacı. Onlara ne yapsak azdır. ETUS dediniz de, ETUS'a dahil olmayan 30 küsür herhalde araç var. Onların durumu nedir? O konuda da sizin daha seçim öncesinde her iki grubu da birleştirmeyi planlayarak, hatta ikisinin de başkanlarını meclis üyesi olarak 7 ve 8 numaralara oturtarak onları böyle meclis üyesi de yaptınız. Doğru. Ne safhadadır, durum nedir başkanım? Görüşmeler devam ediyor. Tabii zor bir süreç, çok kolay bir süreç değil. Çünkü geçmişe dayalı çatışmalar var, kırgınlıklar var, küskünlükler var, birikmiş hesaplar var. Ama süreç devam ediyor. Zannediyorum Şubat ayı gibi falan bir mesafe almış olacağız. İnşallah. Ayrıca ulaşımla ilgili şunu da söylemek istiyorum. 2015 yılında bizim yaklaşık 300 tane durağımız var.
minibüs durağı Edirne'de. Geçenlerde bu duraklarla ilgili bir takım düzenlemeler de yaptık. Yani, niye yaptık bu düzenlemeleri? Çünkü vatandaşlarımızın iki şikayeti var ulaşımdan. Bir, minibüslerin geç gelmesi. İki, dolu gelmesi ya da balık istifi yolculuk yapıyor olmak. Tabii bu tür uygulamalar da bu balık istifi olayını meydana getiriyor ama geç gelme ile ilgili bizim yollara yaptığımız, vatandaşların talebi üzerine yaptığımız ya da muhtarların talebi üzerine yaptığımız bariyerler. Her bariyer neredeyse bir durak kadar o minibüsü aksatıyor. Doğru. İkincisi durakların çok sık olması. Bunun bir standardı var. Ki ortalama işte 400 metre, 500 metredir. Biz 300 metreye çektik son düzenlemeyle. Kavşaklarda yer alan çok durağımız vardı. Bunları kavşaklardan kaldırdık. Çünkü hem ciddi bir trafik tehdidi yaratıyordu hem de trafiğin aksamasına yol açıyordu. Bunları daha içerilere çektik. Kavşaklardaki durakları kaldırdık. Durak aralarında 300 metreye çektik. Bazı yerlerde yollarda vardı. Cepleri alındı şu anda. Cepleri aldık hocam. Yani trafiği aksatmamamız gerekiyor. 300 metre ortalama mesafe koyduk duraklar arasında. Bu daha önce 50 metre, 100 metrede duraklar vardı. Bu da tabii ki her durakta dur kalk, dur, dur kalk. Doğru. Dolayısıyla bir sonraki durağa o minibüsün ulaşması uzuyor mesela. Uzuyordu. Zaman aralığı açılıyordu. Şimdi biraz daha kısaldı. Ortalama süremiz 15 dakika. Biz bunları GPS'le takip ediyoruz hepsini. Ha, buna rağmen sistemin daha iyileştirilmesi gerekiyor mu? İyileştirilmesi gerekiyor. Bunu da iyileştireceğiz. Yılbaşından sonra bu 300 durağın özellikle ana güzergahlardakilerden başlama kaydıyla mesafeye göre fiyatlandırmaya başlayacağız. Her bir durak için 8.000 lira maliyeti olan bir ayaklı butonlar var. Durakların yanına monte edeceğiz onu. Örneğin siz işte ne diyelim çarşıdan bindiniz. Ayşe Kadın'da ineceksiniz. Binerken kartınızı bastığınızda sizden 2 lira düşecek kart. İndiğiniz durakta mesafesine göre, örneğin diyelim ki Ayşe Kadın'da indiririz. Nedir onun ücreti? Onları periyotlandıracağız. 1 lira. İndiğiniz durakta tekrar kartınızı okutacaksınız. İndikten sonra 1 lirayı geri yükleyecek size. Böyle bir sistem getiriyoruz. Çok güzel. Tabii bunun 300 durağın tümünü birden yapamayacağız. Çünkü tanesi 8.000 lira gibi bir rakam. 2.400.000 lira yapıyor. Etap etap öncelikle ana güzergahlardan başlayarak, çok kullanılan güzergahlardan başlayarak bunu yapacağız. Çok güzel. Başkanım, ben son bir soru soracağım. Buyurun. Bundan sonra vatandaşlarımızdan gelen, buyurun, izleyicilerimizden gelen soruları yönelteceğim size. 25 Kasım Stadyumu. 25 Kasım Stadyumu az önce Facebook'tan bir kardeşimiz de sormuş. Tarık Kasnak, yanlış hatırlamıyorsam, kendisine de buradan iyi akşamlar diliyorum. 25 Kasım Stadyumunda hiçbir yani yeşil alan olmasıyla ilgili, park olmasıyla ilgili hiçbir siyasi partinin olumsuz bir görüşü yok. Kimse de itiraz. Cumartesi günü Kent Konseyi'nin genel kurulu vardı. Orada da konuştuk bunu. Kent Konseyi de orasının yeşil alan olmasını istiyor. Biz de yeşil alan olmasını. Başından beri zaten. Diğer siyasi partilerde. Yalnızca şöyle bir şey. Yeni TOKİ'nin oraya, Hadımağ mevkiine, yeni stadın 3 hafta önce Ankara'daki görüşmemde o bilgiyi aldım. Bir kompleks yapılıyor. İşte 17 bin veya 22 bin kişilik bir stadyum. 5.000 kişilik bir kapalı spor salonu, tam olimpik yüzme havuzu ve buz pisti. Bu kapalı spor salonu Gençlik Spor Bakanlığı yapıyor. Diğerlerini TOKİ yapacak. TOKİ bu stadı yaptıktan sonra 25 Kasım stadının yıkılması gündeme gelecek. O zamanki iş. Ama bununla ilgili ben Gençlik Spor Bakanlığı'yla da görüştüm. Gençlik Spor Bakanı da oranın bir AVM ya da vesaire olmasından yana değil. O da bunu çözeceğimizi söyledi bana, çözebileceğimizi söyledi. Dolayısıyla biz Edirneliler olarak orasının yeşil alan yapılması konusunda son derece ısrarlıyız, son derece kararlıyız. Hiç kimsenin orayı bir beton yığınına çevirmesine müsaade etmeyeceğiz. İnşallah. Evet başkanım, Ayşe Kılıç. Kıyıktaki son bakkaldan sonrası atıl durumda bir de duraklar neden kaldırıldı? Bu bölgedeki kıraathaneler ne olacak demiş. Şimdi kıyık en çok kıraathanesi olan mahallemiz bizim. Ben seçimlerden iyi bilirim. Baştan başa 29 tane kıraathane vardır orada. Durakları az önce açıkladım. Fakat bugün kıyık Barutluk Mahallesi Muhtarı Zeki Yaşagör, muhtarlarla toplantım vardı. Orada da söyledi, o son bakkal, yani orada bir lastikçi vardır.
Oradaki durağı da kaldırmışız biz, arkadaşlarım ulaşım komisyonu. Onu tekrar bir inceleyeceğiz. Ama dediğim gibi bu durakları gelişi güzel ve birbirine çok yakın tutmamız mümkün değildi. Çünkü ulaşımı hızlandırmak istiyoruz, ulaşımı süratlendirmek istiyoruz, trafiği aksatmamak istiyoruz. Dolayısıyla bu duraklara bir düzenleme yapmamız kaçınılmazdı. Kıyıktaki kahvelerle ilgili diyebileceğim bir şey yok. Çünkü kıyıktaki çoğu vatandaşımız çevre köylerden gelen, çevre ilçelerin köylerinden gelen ve bu kültürü benimsemiş insanlarımız. Dolayısıyla biz vatandaşların kahve açmasına engel olma şansımız yok ama o kahvelerdeki en büyük sıkıntı kıyıktaki kaldırımların dar olması nedeniyle yazları sandalyelerin dışarı çıkıyor olması. Bununla ilgili bir düzenleme yapacağız. Evet. Mehmet Aycan, cumartesi pazarındaki park yeri ne zaman düzenlenecek demiş. Cumartesi pazarındaki orası park yeri değil, orası Milli Eğitim'e tahsisli bir alan. Milli Eğitim'in halk eğitim merkezi ya da işte başka bir okul yapması amacıyla tahsis edilmiş. Bizim yerimiz olmadığı için orasını bir otopark olarak düzenleyemiyoruz. Ama bir takım işte oraya mıcır seriyoruz, ne bileyim balas seriyoruz falan, öyle düzenlemeye çalışıyoruz. Maalesef bizim yerimiz olmadığı için bir otopark olarak düzenlememiz söz konusu değil. Evet. Ziya Erkul, Megapark'ın oradaki DSİ su kanalları atıl durumda, bunların tamiratı ne zaman olacak? Tabii o bizim yani orası tamamen DSİ'nin yetkisinde olan bir bölge. Hatta ben iki gün önce oradan geçerken yanımda park bahçeler müdürüyle dolaşıyordum. O kanalın üzerine en azından nasıl düzenleyebiliriz diye tartıştık. Şu anda arkadaşlarım çalışıyorlar. Yani o çirkin bir görüntü veriyor hakikaten. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Yani o kanalın üzerinin bir göze daha hoş gelen, daha görselliği olan bir malzemeyle kapatılması için tabii DSİ'den izin almak zorundayız. Çünkü kanalın mülkiyeti DSİ'nin ama o atıl durumda denilen su kanalı aslında çalışıyor. 2017'de DSİ onları kapatmayı öngörüyor. Biz de kapatılmasını istiyoruz. Bu anlamdaki çalışmamız devam ediyor. Evet. Vehbi Gülüş, kadın basketbol maçlarının belediye hoparlörlerinden daha fazla yapılmasını istiyoruz. Duyuruyor mu acaba diyor. Duyuruyor herhalde. Çalışmalarından dolayı başkanımızı tebrik ediyorum demiş. Sağ olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum Vehbi. Hüseyin Saltık, Selimiye Camii Otoparkı önünde reklam levhaları yolların üzerlerinde yer alıyor, trafiği engelliyor. Bunlar hakkında işlem yapılacak mı? Yapacağız. Hüseyin Saltık. Yapacağız. Selimiye 4 yıldır durmuş olan Selimiye Meydan Düzenlemesi'ne Ocak ayında başlıyoruz. Kurul izinlerini çıkardık. Kilitlenmişti orası da. Orada 1939'da yıkılmış olan bir yemiş kapanı hanının kalıntıları var. Kuruldan izni aldık. Bir kurtarma kazısı yapıyoruz. Yani alanın sınırlarını tespit edeceğiz. Ama Selimiye'nin üst tarafından da peyzaj projesini, UNESCO'nun onayladığı peyzaj projesini başlatacağız. Ve oralarını, o bölgeyi komple bir düzenlemeye sokuyoruz. Necati Özbostan, Sarayiçi Kanuni Köprüsü'nün hemen altında Tunca Nehri'ne deşarj edilen kanalizasyon suları kötü kokuya sebep oluyor. Maalesef. Kırkpınar zamanında özellikle turistlere karşı kötü bir izlenim bıraktığına inanıyorum. İşte bunun için atık su arıtma tesisimizi yapıyoruz. Projesi bitti, orasını da kurtarıyoruz. İnşallah atık su arıtma tesisini bitirdiğimizde bu sorunları bir daha yaşamayacağız. Murat Bayraktaroğlu, Ulus Pazarı ile ilgili ne düşünüyorsunuz diyor. Ulus Pazarı ile ilgili bir sıkıntımız yok, devam ediyor. Çünkü halkımız, özellikle kadınlarımız çok memnun. Hatta son dönemlerde yurt dışından da alışverişe gelen oluyorlar. Onlarla ilgili bir kiraları zamanında yatırmama sıkıntımız vardı. Ben birkaç kez uyardım kendilerini, tabii resmi olarak ve gayri resmi olarak. Cuma günü itibariyle borçlarını yapılandırdık. Borçlarını ödedikleri sürece, kiralarını ödedikleri sürece devam bizim edeceğim. İçin bir sıkıntı yok. Evet. Ulus Pazarı borcunu ödemezse ne olur? Borcunu ödemezse onları tahliye ederiz. Başka bir pazar getiririz ama orası halkımızın ve kadınlarımızın istediği şekilde çalışmaya devam edecek. Nazım Ardalı, Buçuktepe mevkiindeki bazı dik yokuşlara merdiven yapılsa iyi olacağını düşünüyoruz. Olabilir tabii. Ben inceleteyim arkadaşlarıma. Tabii ki olabilir. O şeyden çıkışı mı diyor? Anladım acaba? Tabii. Şükürpaşa'ya giden oradan olabilir, evet. Aysun Akar,
kale içi mevkiindeki metruk binaların durumu ne olacak demiş. Onu programın birinci bölümünde bir vatandaşımız da sormuştu. Şu anda valilikle ortak bir çalışmayla onların rölevelerini çıkartmaya çalışıyoruz. Tabii bunların büyük bir kısmı sahipli binalar. Yani birinin mülkiyetinde olan binalar. Bunları bir taraftan biz sahiplerini bularak, işte valiliğin imkanlarıyla, belediyenin imkanlarıyla alıcı da bularak onları bir araya getiriyoruz. Tabii yani alan ve satanın arasındadır fiyat, biz ona karışmayız. Evet. Ama bunları yeni sahipler bularak bu binaların tekrar restore edilmesini ve yaşatılmasını amaçlıyoruz. Çünkü kale içi bizim çok önemli bir semtimiz, mahallemiz. Orada turizmin tekrar canlanmasını istiyoruz. Kale içi ile ilgili başka turizm projelerimiz de var. Böyle bir gayretimiz var. Sayın Akgün, İstasyon Mahallesi'ndeki bazı noktalarda yağmur yağdığında her yer sular altında kalıyor. Bu sorun ne zaman çözülecek demiş İstasyon Mahallesi. İstasyon Mahallesi'nde yağmur suyu toplama kanallarını bitirdiğimizde büyük ölçüde çözmüş olacağız. Ama İstasyon Mahallesi'nde şöyle bir problem de var. Özellikle tren garının orada. O yok, onu yapıyoruz hocam da. İkinci bir sorunumuz da şu. Bazı binalar öyle yapılmış ki mesela orası çok alçak olan bir bölgemiz. Ama buna rağmen binaya bodrum kat yapılmış. Biz izin vermişiz, vatandaş da yapmış ya da müteahhit de yapmış. Şimdi orasının her yağmurda suyla dolması kaçınılmaz. Biz de ne yaptık? Orada bir kanal var sanayiden çıktığınızda karşıda. O kanalın üzerine şimdi betonla kapatıyoruz. Yani o vatandaşı o kötü durumdan kurtarmak adına. Diğer tahliye çalışmalarımız da devam ediyor. Orada da hem yeni yapacağımız yağmur suyu toplama kanallarıyla hem de özel bir takım lokal çözümlerle o sorunu çözeceğiz. Evet, ben sorulara devam edeyim başkanım da. Ben yönetmenimizden de rica edeyim, artık vakit bir hayli ilerledi. Elimizde de soracağımız çok soru var. Onun için şimdiden sonra soru almayalım, özür dileyelim değerli seyircilerimiz. Vallahi İnşallah başkanım zaten sık sık çıkacak, söz verdi. Edirne Televizyon ekranlarında sizlerle buluşacak. Bu program zaten çok önemli. Sizleri karşı karşıya getiriyoruz. İşte başkandan randevu almaya hiç uğraşmıyorsunuz. Sorunuzu yöneltiyorsunuz, soruyorsunuz. Hayır, benim için mahsuru yok yalnız. Ben vatandaş sabaha kadar sorsa sabaha kadar cevaplarım, onu da söylemiş olayım. Evet, tamam. Sizden kaynaklanmıyor. Evet. Figen Çelik, önümüzdeki seçimlerde Edirne CHP milletvekili adaylarının nasıl belirleneceği konusunda bilginiz var mı diyor. Ben ön seçimle milletvekili oldum. Yani tüm üyelerin seçim kurulu nezaretinde oy kullandığı bir ön seçimle milletvekili oldum. Üyelerimiz beni birinci sırada çıkardı o ön seçimde. Ben tekrar ön seçimli olmasını arzu ediyorum. Genel merkezimizin kanaati de bu yönde. Edirne'de %99,9 milletvekili adaylarını belirleme ön seçimli olacak. %15'lik bir kontenjan genel merkez ayırmış. O %20'ye... Onun için mi? Yani bazı yerlerde bir veya iki numara... Tabii ama yani Edirne'de o olmaz. Edirne'de kontenjan uygulaması olmaz. Deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Trakya'da olursa kontenjan uygulaması bir tek Tekirdağ'da olur. Evet. Edirne'de olmaz. İşte bu tür kontenjanlar daha çok İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin gibi hem sayıca çok hem de büyük kentlerde olur. Evet. İnanç var. Edirne'de herkes ön seçime hazırlansın. Evet. Edirne Spor ve Edirne Gençlik Kulübü ne zaman birleşecek? Borçların ödenmesi için verilen sözler yerine getirilebilir mi? Çalışıyoruz. Yalnız bana onunla ilgili biz bir Edirne'nin işte yöneticileri, iş adamlarıyla da bir kahvaltı yapmıştık biliyorsunuz. Evet. Orada çok olumlu izlenimler aldık. İyi bir hava vardı. Çok iyi bir hava vardı. Edirne'de her iki Edirne Spor'un birleştirilmesi yönünde halkın büyük bir isteği olduğunu görüyorum ben. Bununla ilgili çabamız da devam ediyor ama bana verilmeyen bir bilgi biraz canımı sıktı. İşte bana verilen bilgi de Edirne Spor'un, yani eski Edirne Spor'umuzun vergi, SGK, elektrik ve su borçları olduğu söylenmişti. Buna göre ben de vatandaşlarımızı topladım, arkadaşlarımızı topladım, konuştuk ama şimdi daha önce Edirne Spor'da çalışıp da işte alacaklarını alamamışların da borçları olduğu söylendi. Biraz tadımız kaçtı açıkçası ama çabamız devam ediyor. Evet. Cengiz Dağdemir, CHP'den ihraç edilenler arasında ben de bulunuyorum ve sebebini öğrenmek istiyorum.
başka hiçbir partiye çalışmadım diyor. Vallahi Cengiz Bey'i tanırım ben, severim de. İtiraz. Yani niye ihraç edildiğini bilmiyorum açıkçası ama ihraçların ben hemen hemen tamamının başka bir partiye çalıştığı için yapıldığını biliyorum. Eğer Cengiz arkadaşımız çalışmadım diyorsa sözüne itibar ederiz. Yüksek Disiplin Kurulu'na itiraz ettiğinde ve çalışmadığını yani çalışmadım diyorsa o zaman onun çalıştığıyla ilgili bilgilerin doğru olmaması gerekir. Yüksek Disiplin Kurulu'na itiraz etmesini öneririm ben. Kendisi de tanıdığım bir arkadaşımdır, sevdiğim bir arkadaşımdır. Babasını da çok severim. Eski bir köy enstitüsü öğretmendir Hamdi Dağdemir. Yani doğru ortaya çıkar. Doğru ortaya çıkar. Bence Yüksek Disiplin Kurulu'na itiraz etmesini öneririm. Hamdi abinin oğlu mu bu? Evet. Öyle mi? Evet. Hamdi abimiz. Bizim duayenimizdir. Tabii. Sevdiğimiz bir abimiz. Evet. Talatpaşa Mahallesi Kasımpaşa Hamam Sokak tarafında 3 kat imar veriliyordu. Yeni projeyle 4 kat verileceği söyleniyor. Bu doğru mu? Şekibe Karadağ. Şimdi o bölge koruma alanında olan bir bölgemiz. Yani kale içiyle bütünleşik. Koruma imar planımızı şu anda yeniliyoruz kurulla görüşerek. Henüz kesinleşmedi ama Talatpaşa'da böyle bir talebi var vatandaşların. Belki bazı bölgelerde 4 kat olacak, bazı bölgelerde yani tarihi eserlere çok yakın olanlarda zannediyorum bu bir ön bilgidir, yalnız kesin bilgi değildir, onu da söyleyeyim. 3 kat, tarihi eserlere biraz daha uzak olanlar 4 kat olması için kurula ısrarcı davranıyoruz. Bu kurulun vereceği nihai kararla belli olacak. İnisiyatif orada. Evet. Ayşegül Avcı, Şükürpaşa yağmur yağdığında sular altında kalıyor. Ne zaman çözülecek? İşte az önce de anlattım. Şükürpaşa'yı etkileyen iki tane deremiz var bizim. Bir Hilli Otel'in oradan başlayan Kasap Deresi. İki daha yukarıdan başlayan Helvacı Deresi. Bu ikisi de etkiliyor. Bunların üzerine binalar yapmışız. Derelerin akış yönünü değiştirmişiz. Bu yağmur suyu toplama kanallarımızla o sorunu çözeceğiz inşallah. Emre Mole, seçim döneminde Kıyık'la ilgili seçim vaatleri verildi. Ne zaman gerçekleşecek? Kıyık'la ilgili Kıyık'ta bir etmek kursu açacağımızı söylemiştik. Onun çalışmaları bitmek üzere. Kadın Sağlığı ve Aile Danışma Merkezi kuruyoruz. Yeni bir merkezimiz. Kıya. Belediye Kıya değil, genel olarak kuruyoruz bunu. Evet. Edirne için kuruyoruz. Belediye meclis üyemiz Sayın Ezgi Yetkiner çalışıyor bu konuda. İyi de bir çalışma yapıyor. Şimdi bunun içerisinde bu Etmek'te var. Etmek'in bir bürosunu biz Kıyık'a kuracağımızı söylemiştik. İkincisi Kıyık'ta çocuk oyun parkları yapmak istiyoruz ama Emre kardeşim de bilir ki kendisi benim de talebem olur. Kıyık'ta yer bulamıyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan biri Kıyık'ta yer bulmak. Çünkü eski mahallelerimiz bunlar. Aynı sıkıntı örneğin kale içinde de var. Evet. Talatpaşa'da, Doğan Dilaver'de falan da var. Meydan Mahallesi'nde var, Sarıcapaşa'da var. Bu eski mahallelerimizde alan bulamıyoruz. Ben muhtarlarımıza da söylüyorum. Yani fiyatları çok olmamak kaydıyla kiralayabileceğimiz alanlar varsa bunları kiralayıp yapmak istiyoruz. Milli emlaka ait yerleri araştırıyoruz. Buralara yapmak istiyoruz. Kıyık'taki en büyük sorunlardan biri de ara sokakların çok dar olması nedeniyle ana caddede sürekli bir otopark yapılması ana caddenin. Biz buna göz yummak istemiyoruz ama baktığımızda vatandaşların arabalarını park edeceği ara sokaklar da yok. Çünkü çok dar ara sokakları kıyı. Dolayısıyla mecburen vatandaşın aracını ana caddeye park etmesine göz yummak zorunda kalıyoruz. Çünkü başka bir yere götürmesi söz konusu değil. Böyle bir sıkıntımız var. Onun dışında diğer sözlerimizin hepsini yerine getireceğiz. Emre kardeşim merak etmesin. İskender İşbilen, Talatpaşa Mahallesi'nde bazı apartmanların balkonları neredeyse yolun içerisine kadar girmiş durumda. Bu konuda çözüm istiyoruz diyor. Yani bunlar çok eski yapılar. Çok eski yapılar. Haklı oldukları taraflar da var. Ama bir kentin imar bütünlüğünü sağlamak gerçekten uzun bir süreç alıyor. Yani bugünden yarına bu düzeni çeviremiyorsunuz. Fakat bununla ilgili biz yeni çevre yolları açmaya çalışıyoruz. Mevcut yolları imar planına uygun olarak tekrar yapılandırmaya çalışıyoruz. Balkonlarla ilgili ben tekrar baktıracağım. Tam olarak nerelerini kastettiklerini tahmin ediyorum. Bostan Pazar'ın oralarını kastediyor vatandaşımız. Evet.
Tekrar baktıracağım. Eğer imar uygulama bir durum varsa tabii ki gereğini yaparız. Zübeyde Karaca, Küçükpazar tarafına gelen hiçbir minibüs hattı yok. Bu bölgeye minibüs hattı istiyoruz demiş. Küçükpazar'a. Küçükpazar'da minibüs hattımız var aslında. Ama baktıracağım. Evet. Gökhan Uzun, bu kadar yoğunluğun arasında nasıl yenileniyorsunuz? Herhangi bir hobiniz var mıdır diyor. Hobim var ama aşağı yukarı 4 yıldır yapamıyorum. Yani sadece çalışıyorum. Yani yoğunluğun içerisinde geçiyor bunlar. Spor yapmıyorum, yapamıyorum. Zamanım yok. Hafta sonu yok, gece yok, gündüz yok. Yenilenme de çalışmayla mı oluyor? Yani yenileniyor muyum bilmiyorum. Gökhan Uzun arkadaşıma teşekkür ediyorum etmiş, ama. Tespit etmiş. Hakikaten mesela geçen hafta çok yoruldum. Çünkü 15 Kasım'dan işte geçen haftaya kadar çok yoğun bir buçuk ay yaşadık. Yani işte genel başkan geldi. Tarihi Kentler Birliği toplantısı vardı. 160 tane belediye başkanı geldi Edirne'ye Tarihi Kentler Birliği toplantısında. O geldi bu geldi falan derken gerçekten çok yoğun geçti. Geçtiğimiz cumartesi benim vücudum pes etti. Eve gittim. 12 saat hiç yataktan çıkmadan aylar sonra ilk kez 12 saat yatakta yattım, dinlendim biraz. Vallahi Gökhan Bey, halkı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Yani ben halkın içine çıktım mı yenileniyorum. Bazen belediyede sorduğunuz için söylüyorum madem. Belediyedeki arkadaşlara kızıyorum. Beni halktan koparıyorsunuz diye kızıyorum. Bırakın diyorum, Saraçlara çıkayım, işte kahvelere gideyim, ne bileyim bir büfeye gideyim, bir esnafa gideyim. O beni yeniliyor. Beni yenileyen o. Güzel bir şey. Evet. İslam Denkçi. Tek araçla aktarmasız ulaşım ile Serhat Birliği'nin anlaşacağı söyleniyordu. Bu birleşme ne zaman gerçekleşecek? Az önce söyledim. Önce. Şubat ayı gibi benim hedefim Şubat ayı gibi bu bütünleşmeyi sağlamak. Evet. Vedat Aksoy, kız yetiştirme yurdunun orada su kanalları için köklü bir çözüm bekliyoruz demiş. Yapıyoruz, hepsini çalışıyoruz. Yani dediğim gibi az önce anlattığım projeler bittiğinde bunları inşallah tamamlamış olacağız. Evet başkanım, vatandaşlarımızdan gelen sorular da bunlar. Saatimiz de şu anda 11'i 10 geçiyor ki vakit bayağı nakittir. Ben de Twitter'a falan bakayım mı? Belki oradan da gelenler varsa vardır. Varsa oradan cevaplandıracağız. Evet, evet. O yüzden hemen, bakıyorum. Hemen gündeme getirin ve ben programı kapatmak istiyorum müsaadenizle Sayın Başkan. Peki çünkü yarım kalmasın soran varsa. Hemşerilerimiz Twitter'dan da sorular soruyorlar. Evet, bir vatandaşımız bütçeyi sormuş hocam. Bütçeyle ilgili de şunu söyleyeyim. Bizim 2014 yılı bütçemiz 147 milyon TL. Tahmin ediyorum gerçekleşme 115-116 milyon TL gibi olacak. Yani %78 oranında bir gelir gerçekleşmesi. Bütçelerde iki kalem vardır ana olarak biliyorsunuz. Gelir gerçekleşmesi, gider gerçekleşmesi. Edirne Belediyesi'nin son 10 yıllık bütçesine baktığımızda gittikçe artan bir cari açık görüyoruz. Yani giderlerin gelirlerden fazla olduğunu görüyoruz ki zaten bu 140 trilyon borç da bunu somut olarak ortaya koyuyor. 2013 bütçesindeki bizim giderin geliri oranı eksi %16. Yani %16 oranında giderimiz gelirimizden daha fazla olmuş, daha çok yani. 100 lira kazanmışız, 116 lira harcamışız. Bu yıl uzun yıllar sonra ilk defa artı bütçeyle 3 milyon, 4 milyon veya 5 milyon gibi artı bütçeyle kapatacağımızı öngörüyorum ben. İlk defa artıya geçeceğiz. Yani cari açıksız bir bütçemiz olacak. 2015 bütçemiz de 165 milyon TL. Tabii ki bu gelirlerimizi arttırmak için ciddi bir çaba içerisindeyiz. İnşallah bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Ben buna inanıyorum. Elektrik fabrikasını konuşmadık, onu da söyleyeyim. Elektrik fabrikasını seçimlerde ben söz vermiştim vatandaşlarıma. Orasını kültür merkezi yapacağız, nikah salonu yapacağız diye. Bazı adaylar işte yalan söylüyor, yapamaz demişlerdi. Kendileri çok uzun yıllar yapamadıkları için. Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan bütün izinlerini aldık.
Fonksiyon olarak da kültür merkezi fonksiyonunu aldık. Peyzaj projesinin onayını aldık. Tümünü aldık. Şu anda ihale hazırlıklarını yapıyoruz. Yakında ihalesine çıkacağız. Ondan sonra restorasyonuna başlıyoruz ve orası Edirne'nin kültür merkezi olacak. Buradan yapamazsın diyenlere de saygıyla duyururum. Peki başkanım, hakikaten güzel bir şey. O zaman kültür merkezi yok yok derken bir anda kültür merkezi yok hocam, hükümet kültür merkezinin zararı olmasa evet. Bir kültür merkezi İnşallah yapsınlar. Bir tane kıyının orada yukarıda Buçuktepe'nin orada bir kültür merkezi yapılıyor. Evet. Bir de bu 3 tane birden Edirne'ye de yakışır, Edirne, değil mi? Yakışır. Hakikaten. Başkanım çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şahsınızda Edirne Televizyon'la ve bizi dinleyen bütün hemşerilerimize de iyi akşamlar diliyor, saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Umuyorum ki çok önemli bir programdı. Değerli seyircilerimiz de memnuniyetle karşıladılar. İnşallah. Önemli şeyler duydular. Öğrenmek istediklerini öğrendiler. En azından bu programın en önemli tarafı bu Sayın Başkanım. Valimizi de çıkarıyoruz. Tabii ki. Tabii Valimiz ki, de çıkıyor. Aynı şekilde sorular alıyoruz. Yani büyüklerimizle, bizi yönetenlerle oraya kadar gidemeyebiliriz. Tabii. Oraya gidemeyip sormak istediklerimizi burada sorarak onlardan alıyorlarsa bu bizim adımıza da çok önemli bir görev. Sağ olun. Ben son olarak izin verirseniz şunu söylemek isterim. Kapımız her zaman açık bütün vatandaşlarımıza, ayrımsız bütün vatandaşlarımıza. Tabii ki benim emin olun her gün randevulu ziyaretçimden çok randevusuz ziyaretçi sayım daha fazla oluyor. Tabii ki randevu almış insanları randevularına saygıdan ötürü daha önce alıyoruz ama benim zamanım var ben beklerim diyen herkesle de ben mutlaka görüşüyorum. Ha, belki saat olarak fazla bekliyorlar randevusuz gelen arkadaşlar için söylüyorum. Ama mutlaka görüşüyorum ve her perşembe seçimlerde de söz verdiğimiz üzere her perşembe saat 4'ten sonra bizim halk günlerimiz devam ediyor. Yani işte ben randevu alamadım ya da zamanım yoktu diyen bütün yurttaşlarımız her perşembe saat 4'ten sonra gelebilir. Ayrıca seçimlerde yine vatandaşımıza bir sözüm vardı benim. 6 ayda bir hesap verme toplantıları yapacağız demiştim. Bunların ilkini Temmuz ayında yapmıştık ilk 6 ay için. İkincisini Ocağın ikinci haftası gibi planlıyoruz. Bunların duyurularını da yapacağız. Edirne ile ilgili söyleyeceğim bir şey var diyen ya da hesap sormak isteyen. Bunda hiçbir yanlış yok. Hesap sormak isteyen, sen kardeşim belediye başkanı olarak bana hesap ver diyen. Demek isteyen, ne bileyim projesi olan, fikri olan, eleştirisi olan, teşekkür olan bütün Edirnelilere ama bütün Edirnelilere o toplantıya mutlaka bekliyorum. İkinci 6 aylık hesap verme toplantımıza ben halkıma hesap vermekten onur duyuyorum. Bundan kaçmıyorum, kaçmayacağım. Gurur duyuyorum. Ayrıca şahsınızda ETV yönetiminin yeni yılını kutluyorum. Sağlıklar, mutluluklar, huzurlar diliyorum tüm çalışanlarla beraber. Ve buradan değerli hemşerilerimin, sevgili Edirnelilerin, dostlarımın, arkadaşlarımın yeni yılınızı kutluyorum. Yeni yıl sizlere sağlıklar, mutluluklar, huzurlar getirsin. 2015'in ülkemiz için, kentimiz için özgür ve müreffeh bir yıl getirmesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Yine çok teşekkür ediyorum başkanım çünkü hakikaten güzel bir program oldu. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Esen kalın. Melih Yurduseven ile yerel gündem. Her konunun konuşulduğu, dünün ve bugünün tartışıldığı, gerçeklerin araştırıldığı, gündemin nabzının tutulduğu, gündemdeki konu ve konuklarıyla geleceğe yön veren program görünmeyeni görmenize yardımcı olmayı vaat ediyor.